Aki TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Asıl meseleye hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Çok önemli bir konuğumuz var. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Cihangir İslam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kendisi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapmış olduğu konuşma sonrası bir anda olay adamı haline geldi. Özellikle o konuşmayı sevgili izleyiciler kendisine soracağız ve daimi yorumcumuz Akit Haber koordinatörü, gazeteci, yazar Sayın Muharrem Coşkun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim. Evet sevgili izleyiciler, Cihangir Bey ne demek istedi? Meramını anlatamadı mı? Yanlış mı anlaşıldı? Yoksa gerçekten anlaşıldığı gibi mi o cümleleri sarf etti? Bizzat kendisine soracağız. Tabii kendisi geçtiğimiz günlerde o konuşma sonrası bir televizyon kanalında canlı yayında diğer yani hükümet medyası olarak kastettiği karşı cenah acaba beni davet edecek mi dedi. Biz de tabii ki niye davet etmeyelim dedik ve kendisini aradık. Kendisi de bizi kırmadı ama Twitter'dan paylaşmış, büyük tepki almış. Niye Akit TV'ye gidiyorsun diye. Olumlu karşı. Yani o konuda biraz şeyler geldi, doğru. Evet. Konuşmadan bahsetmiyorum. Hani Akit TV'ye katılacağım yazmışsınız. İki yönde de geldi. İki yönde de geldi. Destekleyenler de vardı. En azından çıktığım için, yani çıkarttığınız için sizi tebrik edenler de vardı. Peki. Çünkü bir cesaret meselesi beni bugünlerde şeye çıkartmak, evet. Televizyona çıkartmak. Farklı. Ben de tebrik ediyorum yani. Peki teşekkür ederiz. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Akit TV'ye çıkma cesareti gösterdiğiniz için. Onu da söyleyelim. Estağfurullah. Benim için televizyonlar arasında bir fark yok. Yani hayır. Her yerde ben hayır. Aynı konuşuyorum. Orada şundan dolayı hani televizyonlar arasında fark koymuştunuz. Yani şu kesimin medyası da beni çağırabilecek mi bakalım gibi bir ayrım koymuştunuz. Bizden başka arayan oldu mu? Yani o kesim olarak kastettiğiniz bizim kesimden. Hayır. Yani hakkımda her şeyi söyleyen insanlar beni herhangi bir programa davet etmediler. Ya sen ne diyorsun? Bak biz senin hakkında hain diyoruz, haydut diyoruz, şunu diyoruz, bunu diyoruz. Senin bu konuda fikrin nedir diye soran var mı? Yok. Çağırsalar giderdiniz ama. Elbette giderim. Ama şöyle bir durum var. Şu anda karşımda ve beni hedef alan başaramadıkları linçe yeltenen kesim yiğitlikten ve mertlikten uzak bir kesim. Yani bunu yapanlar, linçe yeltenenler. Onu söyleyeyim. Linç tamam. Yapamadılar ama. Şöyle yapalım. Biz konuşmanızı bir kez daha izleyelim. Daha sonra da baştan sona bütün tamam. O günkü konuşmamı. Sizin direkt siz bana dediniz ki lütfen bu videoyu kullanalım. Yani sizin bize söylemiş olduğunuz video, hani demiştiniz ya Twitter'dan paylaştığım video, bizzat ben indirdim ve aynen o 4 küsür dakikalık videoyu şimdi kullanalım. Onu söylememin sebebi, yani bu bir lütuf değil arkadaşlar, bir konuşmadan bahsediyoruz. Yani olayın efradını cami, ağyarını mani olması tamam, lazım. Tamam, bağlamından bunun bir dakika tamamlayayım bir dakika. Yani o gün ne dediysem ortada olmalı, ne eksik ne fazla. Şimdi o baştan itibaren sayın seyirciler izlesin çünkü bağlam boyunca da bir takım tamam. Anlaşılacak şeyler var. Bana tamam derseniz beni erken tamamlamama yok biraz neden gergin olabilirsiniz. Mi geldiniz buraya yani bir problem yok. Yok tamam demeyin tamam. Ben tamamlayınca şey yaparım sizin gözünüze bakarım zaten. Tamam bir sıkıntı yok ben de sizin gözünüze bakarım problem tamam. Yok. Tamam yani onu karşılıklı baştan sona dinleyelim ve onun üzerine konuşalım diye. Tamam. Zaten olayın doğal hali budur yani. Tamam. Peki izleyelim. Ama siz yaptıklarınızdan hicap bile duymuyorsunuz. İçinizden kaçı 15 Temmuz'da sokaktaydı? Hiç mi? El kaldırın bakayım. Kaçı? Kaç kişi? Kaldırın. Zannedilir ki çatışmalar doğru ile yanlış arasında yapılır. Ortada bir çatışma varsa... Sayın milletvekilleri hadi bir dinleyelim. Susturun. Sayın milletvekilleri lütfen hadi bir dinleyin. Ortada bir çatışma varsa... Aziz milletim bakın... Ben konuşmak isteyene söz veririm merak etmeyin. Hadi bir dinleyelim. Ortada bir çatışma varsa...
Bu illa doğruyla yanlışın çatışması değildir. Doğruyla yanlış çatışır, yanlışla yanlış da çatışır. Batılla batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. Neydi? Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlar İslamcı falan demeyin. Bunlar makyavelist, bunlar oportunist, bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar. Ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar değerli arkadaşlarım. Ne oldu 15 Temmuz'da? Ne oldu 15 Temmuz'da burada dört parti aslanlar gibi imza verdi. Yeni Kapı'ya giderken HDP'den kurtuldunuz. Anayasayı referanduma giderken CHP'den kurtuldunuz. Ama bugün MHP'ye ihtiyacı olduğu için MHP ile yan yana duruyorsunuz. Siz kadir kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz, nankör. 15 Temmuz bahane, 15 Temmuz bahane. Bütün muhaliflerinizi, dürüst insanları, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz. Bakın, 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 bakın. Liberal, komünist, milliyetçi, Türkçü, irticacı diyerek geçmişte çok şeyler yapıldı bu ülkede. Ha şimdi de siz uydurdunuz FETÖ'cü iltisaklı irtibatlı. Nedir FETÖ, FETÖ'cü nedir? Alparslan Kuytulu niye içeri attınız? Ha sıra öbür cemaatlerde mi, Nakşilerde mi, Kadirilerde mi? KHK ile sivil ölüye çıkağa çevirdiğiniz insanları şimdi bununla, bu utanç vesikasıyla üzerlerine beton dökmek istiyorsunuz. Anayasayı ve en temel haklarımızı ihlal ediyorsunuz. Bak, sağlık çalışanlarının çalışmasını engelleyeceksiniz. Sizden beklenir, şaşırmıyoruz. Müsle var ya, müsle sizin işiniz. Hainler mezarlığı sizin icadınız. Müsaade de sizin sanatınız değerli arkadaşlar. Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Bunu her dem suratınıza haykıracağız. Bunu niye yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bunu şunun için yapıyorsunuz. O ne derse o diyorsunuz. Şundan vazgeçin. Ya benim gibi, sizin gibi, buradaki arkadaşlar gibi aciz bir kula kulluk ediyorsunuz. En çok aldanana kulluk ediyorsunuz. Allah'a kulluk etmiyorsunuz, aciz bir kula kulluk ediyorsunuz. Karşılıklı konuşmayın değerli arkadaşlar. Bakın, size şimdi milletten bana gelen mesajları aktaracağım. Bize neden bunları daha önce söylemediniz, bizi niye daha önce uyarmadınız diye aktaracağım. Beddua alıyorsunuz. O seansları sen de yaptın herhalde. Ocakları sönsün diyor insanlar size. Soyları kurusun diyor insanlar size. Allah belalarını versin diyor insanlar size. Sayın İslam. İleride toplum içine çıkamayacaksınız. Siyasetler sonunuz yakın. Biz geliyoruz. Gideceksiniz. Lütfen konuşmanızı temiz bir dille devam edin Sayın İslam. Evet, net olarak sizi dinleyelim. Tam olarak ne söylemek istediniz bir kez daha izledik. Bu sizin deyiminize bağlamından koparılmamış video. Direkt sizin istediğiniz orijinal video. Orijinal konuşmam yani. Evet, burada batıl kelimesi zaten tepki çekti. Hı hı. Burada batıl kelimesini dini bir terim olarak da kullanıldığı için tam olarak ne demek istediniz? Hangi batıl? Nedir dini terim olarak batıl? Yani batıl mantıksal bir temele dayanmayan inanç. Ama TDK'nın anlamıyla diğer anlamları ne mesela? Boş. Yani çökük. Hükümsüz. Hükümsüz gibi. Altı boş, geçersiz. Evet. Tamam, hangisini söylediniz? Yani insanların inançlarıyla ilgili siz hükümde bulunuyor musunuz yani? Yok. Burada inanç mı, teoloji tartışması mı yapıyorsunuz? Burada ben soruyorum. Zaten siz de cevap için varsınız. Hayır, şunu söylüyorum. Anladım ama bazen soruyu açmak gerekir. Tabii, şimdi bakın, açın buyurun. Orada biz ne tartışması yapıyoruz? Siyaset tartışması yapıyoruz. Ha, kaldı ki batılın kelime anlamı, ondan önce ne diyorum? Yanlışla yanlış çatışır, batılla batıl çatışır. Yani ona paralel bir anlam kuruyorum orada. Anlatabildim mi derdimi? Yani teolojik anlamda bir şey değil. Onların kafalarındaki inancı, kalplerindeki inancı bilemem.
bakın ben şu kafadayım, ben sizin kalbinizdeki inancı, inanç durumunuzu vesaire bilemem. Beni de çok ilgilendirmiyor zaten. Ben sizin amellerinize, fiillerinize, sözlerinize ve icraatlarınıza bakarım. Orada da elbette ki bir hükümetin bir cemaatle girdiği memnun bir ilişkiden. Bugün hala cemaat gayri meşru. Efendim? Bugün hala cemaat mi görüyorsunuz? O dönemde bir cemaatle girdiği anlaşılıyor mu laflarım? Bu dönemde. Efendim? Bu dönemde. Ne var bu dönemde? Bu dönemde cemaat midir size göre hala? Ne diyelim peki? O dönemde bir grupla, bir dakika şeyi saptırmayın. Saptırmıyorum. O dönemde, mi? O dönemde bir grupla girdiği gayri meşru ve yasak bir ilişkiyi söz konusu ediyorum ve bunların ikisinin de davranışı batıldır diyor. Evet, bu kadar. Yanlıştır diyorsun sen. Yanlıştır. Altı, yani kötüdür diyorum. Yanlıştır diyorum. Cemaat şundan sordum. Geçtiğimiz günlerde katıldığınız canlı yayında da Fethullahçı terör örgütü değil yine cemaat dediğiniz için bir kez daha sorma gereği duydum. Hani ben mi yanlış şimdi, anladım diye. Şimdi bakın. Yani Fethullahçı terör örgütü mü cemaat mi? Öküz, size göre hangisi? Fethullahçı terör örgütü nedir? Tanımını yapın ben size söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğüne kastetmiş CIA ajanlarıdır. Tanım nerede? Resmi tanım. Nasıl kimin resmi tanımı bu? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına göre ilgili örgüt bir terör örgütüdür. Bakın buraya takılmayın. Şunu söylüyorum ben size. Bu tanım, ortada hukuki bir tanım var. Ortada şöyle var. Hükümeti yıkmaya çalışan, işte o söz konusu cemaatle ilişkin, cemaatten hükümeti bir takım yani insanlar... Tanım olarak tamam ama meclisi bombalayan. Meclisi bombalayan, hükümeti devirmeye çalışan bir grup var. Ya, özel harekat buna, duran, ve buna yardım, evet, buna benim o gece milletle birlikte mücadele ettiğim, siz sokakta mıydınız o gece? O gece ben ilgili görevim gereği halkı yönlendirdim. Ne yani? Sosyal medyadan. Sosyal medya. 6 ay önce de anladım. Darbe geliyor yazdığım için FETÖ'cüler, TRT'deki FETÖ'cüler tarafından atıldım. Anladım, tamam. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ilgili tweetimi de gösterebilirim. Hayır estağfurullah. Onun tamam. Sorgusunda kimsenin, bir vatandaşın orada çıkma şeyi de yok zaten. O ahlaki bir şeydi. O gece hükümeti devirmek üzere sokağa çıkan ve onlara yardım eden, o fiillerinde yardım eden elbette ki bir örgüt diyebiliriz. Nasıl ama örgüt? Bir de sivil toplum kuruluşları da örgüttür. Ama bir de terör örgütü denir. Tamam. Ona terör örgütü denir. Ama bir de bunun dışında aynı sosyolojiden çıkan kitleler var. Mesela hemşireler var. Mesela öğretmenler var. Hani dedi ya Sayın Cumhurbaşkanı, üç şeyden oluşuyor. Üst, altı ibadet, ortası ticaret. Evet, o üstü şey, ihanet. Üstü ihanet. Evet, o ihanet şebekesine şey yapabiliriz. Terör örgütü. O gün zaten çarpıştık yani onlarla, yüz yüze geldik. Ha bir de geri kalan insanlar var. Ne yapmış bunlar? Cihangir Bey'in 15 Temmuz'da attığı tweetler de ekrana gelebilir. Birinci klasörün içerisinde. İstersen ben tabii, bu buyurun. Şeye konu dağılmadan konuşmayla ilgili buyurun. Ben de görüşümü söyleyeyim. Şu batıl meselesi bir otursun. Evet, batıl yani meselesi tamamen. Daha konuşmadan bakın, dağıldık. Bakın batıl evet. Meselesinin evet. İki ucu vardır. 17-25'e bir dönelim. 17-25'te ne oldu? Millet falan yok ortada. Bir grup çıktı. Meşru hükümete yolsuzluğu gerekçe göstererek darbe yapmaya çalıştı. Yani yolsuzluk olabilir olmayabilir. O başka bir mesele, incelenmelidir ama hükümet üstünü örtmüştür. Fakat o örtük bir darbe girişimidir. 17-25'te kim çatıştı? Hükümetle daha önce ortak iş yapan hükümetle işte o terör örgütünün de içinde olduğu cemaat çatıştı. Öyle değil mi? Taraflar bu. Başka millet yok ortada. Öyle değil mi? İşte iki batıl budur. Üçüncüsü henüz yok. Zaten milleti içine katsak üçüncüyü sokmanız lazım. Hükümeti seçen de millet değil mi? Bir dakika. Bir dakika. Bu geldi bu süreç 15 Temmuz'a geldi ve artık daha büyük bir patlamayla yani o örgüt hükümeti bir cumhurbaşkanını devirmek üzere devreye girdi. Hı hı. Ve orada bir çatışma var. Yani hükümeti hedef aldı. Biz yine millet olarak evimizdeyiz. Sonra ne oldu? Baktık biz çatışma var.
o iki batılın arasında çatışma var. İşte şehitleri de içinden verdiğimiz, gazileri de içinden verdiğimiz, benim de içinde olduğum millet sokağa çıktı ve bu gafil yöneticileri uçurumun kenarından aldı, onları da bastırdı. Mesele bu. Muharrem Bey, buyurun. Şimdi tabii Cihangir Bey kendi açısından Batır'ı böyle tarif ediyor. Kendi açımdan değil, sözlükten geldi. Şimdi sonuçta Kur'an-ı Kerim'de hak geldi, batıl zail oldu der. Ve zaten batıl yok olmaya mahkumdur diye de devam eder ayet olarak. Hak batılı yine rahmetli Erbakan, Hazreti Adem'den kıyamete kadar devam edecek olan iki ayrı şey olarak, güç veya yol, ne derseniz deyin, saflaşma olarak tarif etmiştir ki öyledir. Davranış zaten biçimi. Evet, sonuçta siz Cihangir Bey orada önce seküler bir kavram kullanıyor. Yanlışla yanlışın diyor. Yani günümüz Türkçesi de. Sekülerdir o, genel bir kavram. Günümüzde herkesin kullandığı bir kavram. Yanlışla yanlış. Bu kesmiyor Cihangir Bey'i. Batılla batılın diyor. Kesmediğini nereden anlıyorsunuz? Hayır. Yani orada bırakırsınız yoksa. Bir dakika. Dur ya, bir not koyayım bir dakika. Ben sizi kesmedim ama bir müsaade edin. Ama bir not koyayım. Burada bir ithamla geliyorsunuz. Hayır. Bakın, bu toplum iki şey dil söyleyeyim. Konuşuyor. İki dil. Bir seküler dil var. Bir de geleneksel dil var. Ben bütün konuşmalarımda bu iki dille konuşuyorum. Şimdi geleneksel dil dediğiniz hak, batıl ifadesi. Hayır, yani evet. İslami camianın oluşturduğu, yerel kültürün ne olursa olsun, batıl kelimesi ister Cihangir Bey'in dediği anlamda olsun, ister dini referanslı anlamda olsun, sonuçta şundan dolayı bana göre çok sıkıntılıdır. Birincisi, bir terör örgütüyle milletin iradesine ve millete kurşun yağdıran, kasteden bir terör örgütüyle milletin iradesini eleştirebiliriz, hatası sevabı, milletin iradesini temsil eden bir iktidarı eşitlemiştir. Eşitleyerek büyük bir skandala imza atmıştır. İkincisi de eşitlemekle kalmamıştır. İki tarafa da batıl demiştir. Şimdi bu hakikaten, yani bu kadar basit geçiştirilecek, bu kadar basit izahla hemen ben böyle demek istedim aslında budur demek istediğim değil, anlamanız gereken, ya bana soruyorsanız bunu anlayacaksınız. Ben orada teoloji tartışmıyorum. Ben orada hükümetin icraatını tartışıyorum. Şimdi, hükümetin icraatı değil. Bakın siz, bakın şunu da duyduk biz. FETÖ terör örgütü sözcüleri ve tetikçileri de epey bir zaman, hatta işte CHP içerisindeki bazı isimlerde hükümetle bu örgütü, terör örgütünü iki güç olarak tarif ettiler. Yani iki, sanki normalmiş gibi. Bu Süper Lig'le işte Çemişgezek Spor'un bir tutulması, yani en sempatik ifadeyle diyeyim. Evet. Yani. Böyle bir şey olabilir mi? Yani birisi millet iradesini yansıtan bir iktidar var. Öbürü tam iradeye kastetmiş bir terör örgütünün teröristlerle eşit mesafeye koymuşuz, bir tarafla bir taraf çatışı diyoruz. Şunu diyemiyoruz: bu ülkenin hainleri kökü dışarıda, CIA ile Mossad'ın kontrolünde ve hala Amerika'da lideri bulunan, elebaşı bulunan bir terör örgütü kastetmiştir. Ha şunu diyebilirsiniz, evet geçmişte siz bunlarla çalışmıştınız, bunu herkes diyor zaten. Ama siz orada bunu demiyorsunuz. Siz eşit diyorsunuz ve iki tarafa da batıl diyorsunuz. Sıkıntı burada, yoksa... Bitti mi? Buyurun. Eşit desem niye sokağa çıkayım? Bu da bir paradoks, bu da bir çelişki değil mi sizin, yani sizin açınızdan? Sizin önermeleriniz açısından büyük çelişki, yani infilak. Hadise şu: bizim, bakın ben cerrahım. Şimdi şu örneğimi bir dinleyin baştan sona. Bana hasta geldi. Geldiniz, bana ameliyat olmak istiyorsunuz. Tamam, işlemler yapıldı. Ben ortopedi profesörüyüm. Sizin de bir ortopedik, farz edelim, ortopedik probleminiz var. Sizi masaya yatırdım. Uyuttuktan sonra siz de gelin dedim. Ortopedist falan değilsiniz, olayın dışında. Yani size yapacağım işlemi ben arkadaşla birlikte sizin üstünüze uyguladım. Ve sizde bir sakatlık kaldı. Şimdi bu olayın sorumlusu kimdir? İkimiz. Birinci sorumlusu kimdir? Meşru iktidar olarak ben, meşru hekim olarak ben. O nedir? O yetkisi olmayan bir şeyi benimle özel, yani hastamın bilmediği,
o akşama dönersek milletin bilmediği, onların gözünden kaçırılan özel bir ilişkim sonucu ikimiz bir olmuş sizin başınıza iş açmışızdır. Diyorum ki bu ilişki batıldır. Yani benim milletin bana verdiği emaneti yerinde kullanmamam ve o emanette delik açıp bu cemaatle ya da grupla, takılmayın kelimeye, bu örnekte hekim olmayan bir kişiyle sizin ameliyatınızı yapmam, sizin de bu heveste olmanız ve benim bu teklifimi kabul etmemiz. İkimiz de suçluyuz burada. Ha ben diyorum ki, benim açıkça söylediğim şu, evet sizi aldılar, gerekeni yaptılar ama hekim burada ayakta. Yani bizim emanet verdiğimiz millet olarak meşru iktidarda, iktidar bunun siyasi hesabını, hukuki hesabını vermedi. İş sadece siyasi değildir. Burada ya kasıt vardır ya da ihmal vardır. Ha bunları açığa çıkartacak. Bakın 17-25'te de 4 tane bakanı ne yaptık? Bir tanesi o bakara makara, öyle değil mi? Neydi adı onun şey? Eyvallah. 4 bakanı akladık, üstlerine bile gitmedik yani. Ha ben de diyorum ki 17-25'te yapılan yanlış burada da yapılmış. Benim merak ettiğim bir şey var. Örneğim anlaşıldı herhalde. Anlaşıldı. Değil mi? Yani peki, şunda bir tartışma var mı? Sizin sakat bırakan ameliyatta biz ikimiz de suçluyuz. Bunda bir sıkıntı var mı? Şöyle şimdi, yapalım. Hayır, ama bir dakika. Şunu buraya geçemezsek tartışma tamam gitmez. Tamam işte, ben de onu söylüyorum. Tamam, buyurun. Buyurun. Tamam, Muharrem Bey soru sormuş. İşte diyorum ki bu ilişki batıldır. Yani benim bu emanette delik açıp onunla ilişkiye girmem, onun da yetkisi olmayan bir şeyi benim üstümden kullanması, ikisinin de batıl icraatıdır. Tamam, ama bir şey söyleyeyim bir dakika. Hı? Şimdi olay 17-25, hani deniyor ki 17-25 milat kabul ediliyor değil mi? Şimdi 17-25'ten sonra çok şey olmuş. Yani 3 sene geçmiş neredeyse. Şimdi 3 yıllık dönemde hemen hemen ak koyun kara koyun belli olmuş. Bu tabii, örgütün terör örgütü olduğu ortaya çıkmış. Nasıl bir emeller beslediği ortaya çıkmış ve millete ihaneti tescillenmiş. Şimdi böyle bir süreçte ve bu hükümet, milletin seçtiği ve bu arada bakın dikkat edin, 17-25'ten sonra bu iktidar oylarını artırarak ve Sayın Cumhurbaşkanı meydanlarda bu örgütün aleyhine konuştuğunda en büyük coşkuyu bundan görmüştür. Ve bu örgütle savaştığını bile bile millet oyunu artırarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı zirveye taşımıştır. Ve bu konuda da çok hassas. Hem yerel seçimlerde rekor oy yakalamıştır. Hem genel seçimlerde, hem Cumhurbaşkanı seçiminde, hem referandumda. Yani kaç tane seçim atlatmıştır bu 3 senede. Buna rağmen millet arkasında durmuştur ve bu terör örgütünden hakkımızı alın diye arkasında durmuştur ve bunu takipçisi olmuştur. Şimdi bakın bir şunu söyleyeceğim. Ortada bu kadar milletin sürekli güven almış ve milletin reyiyle iktidar olmuş bir yapı var, bir iktidar var. Öbür tarafta 3 senedir ihaneti tescillenmiş bir terör örgütü var. Evet. Şimdi siz bu terör örgütüne belki 17-25 için tamam, Cihangir Bey diyor ki ben onu ilk teşebbüs olarak bakın, diyorum. Bakın. Ama bakın Cihangir Bey, sizin ifadenizde 15 Temmuz akşamı batılla batıl diyorsunuz. Yok. 17-25 onu, akşamı demiyorsunuz. Bakın kime diyorum, bakın çevirmeyin. Ya, ama çevirmeyin efendim, her şey ortada zaten. Dakika, ben bu soruyu soracağım. Bir dakika burası açıklığa kavuşmadan bir adım tam soruyu gitmem. Sorarsam. Az önceki doktor örneğini anladınız mı? Efendim doktor örneğini ben anladım. Bakın doktor örneği tam bunu açıklamıyor. Şimdi açıklamıyor. Bakın, Cihangir Bey. Doktorla açıklıyor. Örneğe bir itiraz. Hayır, şöyle açıklamıyor. Bir dakika müsaade edin. Siz o örneğiniz 17-25'e kadar geçerli olabilir. 17-25'te siz meşru hekim olarak bu adamı terör örgütü, bana çok hasta sakatlattınız. Bana karşı sinsi planınızı anladım. Ve sizi artık kovdum, defettim, terörist saydım demişsiniz artık. Oradaki problem artık yok şimdi, o adam. Dur. Bir dakika. Ve bu adam illegal yoldan milleti ihanet ediyor bu defa. Bir dakika. Ne olmuş orada? Evet. Orada şu olmuş. Dönemin başbakanının beyanatlarıyla bu iş görmüş. Yani gazeteleri açık kalmış, bankaları açık kalmış, sendikaları açık kalmış. Kalmış mı? O dönemde kalmış. Ama bu arada operasyonlar sürüyor. Ha bir dakika, ama kalmış. Yani çıkacaksınız ya da OHAL ilan edin. Nasıl yaptığınız şeydi? 17 Aralık'ta mı OHAL ilan edin? Mesela diyorum. Bakın yasal olmayan bir şey sizin yasayla
yasayla tanımlamadığınız bir şeyi suç olarak insanlara biz şu anda onu şey konuşmuyoruz yapmasın. Ama o bir başka dakika, bir tartışma. Şunu söylüyorum. 17-25'e birazdan geleceğiz. Tamam siz tamamlayın. Teker teker gelirseniz ikinize de cevap veririm. Yok cevap. Zaten ben moderatörüm. Sıkıntı problemi yok. Söyleme ama soruya erkek kayıyorsunuz. Erkek adam teker teker şimdi, gelir. Sıkıntı yok. Buyurun. Efendim? Erkeklikle alakası yok. Yani, hayır. Yani imalı konuşmayın. Mı? İmalı konuşmayın lütfen. Teker teker hoş olmuyor. Ama hoş değil ama kabul edin bunu. Hayır, niye kabul edeyim? Teker yani teker gelmek demek aynı hoş değil. Ama ikiniz aynı anda konuşuyorsunuz. Bakın diyorum ki o gün hükümetin çıkıp yasa yapması, gazeteyi kapatması, işte sendikayı kapatması, insanları bugün suçlu tuttuğu efendim bankayı kapatması lazımdı. Ha benim bunların hiçbiriyle bir şeyim yok, ilişkim yok. Ne onlarla ne bir başka cemaati. Şeyim tarzıma karşı yani İslam algıma karşı. Şimdi bakın ben size şunu söylüyorum. Bu beyanatla, hain ilan etmekle falan götürüldü bu iş. Yasayla teminat altına alacak, tanımlayacaksınız. Yoksa suç olarak söyleyemez. Ben hukuk diliyle konuşuyorum. Siz de siyaset diliyle konuşuyorsunuz ama insanlar arasındaki ilişkiyi hukuk belirleyecek. Bir şey daha söyleyeyim. Ben AK Partili arkadaşlara yukarıya daha doğrusu haber gönderdim o zamanlarda. Yakınlarım da haber gönderdi. Bunlar sizin altınızı uyuyor. Tamam oraya geleceğim. Gibi. Lütfen bir virgül koyun. Ama ben sorumu sorayım. Tamam oraya. Bunları dikkate alın. Bir dakika. Bunları dikkate alın. Ama ben 17-25'e geleceğim. Hayır ona geleceğiz ama bir şey söylemem lazım. Şimdi Cihangir Bey diyor ki şey noktasında yani 17-25 ve meşru hukuk dilini kullanacağız diyor değil mi? Hı hı. Yani hükümeti de eleştiriyor. Diyor ki neden 17-25'ten sonra gazetesi, televizyonu, medyası, bankası neyse kapatılmadı. Şey şimdi dahi bakın darbe girişimi kan akıltıldığı halde 250'den fazla şehit verdiğimiz halde dahi o hal uygulaması ki devlete karşı o haldir. Hiçbir, ben mesela bu 2 yıllık süreç içerisinde bir defa arabam bile durdurulup kimliğim sorulmadı. Yani karşılaşmadık hiçbir şeyle. Yani devlete karşı bir o hal olduğunu bu dönemin başbakanı da açıkladı, Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Demek istediğim şu anda hukuk dilinde de, savcıların iddianamelerinde de, mahkeme kararlarında da, milli güvenlik siyaset belgesinde de ne derseniz deyin, MGK'da da, Cumhurbaşkanı her yerde, resmi kayıtta artık FETÖ terör örgütü deniyor. Ama Cihangir Bey diyor ki ben hukuka esas alıyorum, hukuk diline esas alıyorum diyor. Ama şu anda FETÖ terör örgütü diyemiyor. Bakın darbeye niye çarpıtıyorsunuz? Bunu başta konuştuk. Darbeye bulaşan, bu darbeye destek verenler FETÖ terör örgütüdür. Anlat. Bir terör örgüttür adı neyse. Fakat hemşire, öğretmen, sade vatandaş, esnaf vesaire gibi bir cemaatin bir topluluğun sempatizanı olan insanları hani alt dedi ya ibadet vesaire bunların örgütçülükten suçlanması ve neden suçlandıklarını KHK'larda bilmemesi önlerine de suçlarının belgesi kaydı vesaire koyulmaması ha deniyor ki bakın deniyor ki sendika üyesi ama sendikaya bakıyorsunuz sendika yasal olarak açık o dönemde. Deniyor ki işte bilmem ne bankasının kredi kartını kullanmış. Banka açık. Bankanın açık olması şu demek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bankayı tanıyor. Yani bütün ihraç edilenler böyle mi? Büyük bir çoğunluk. Şimdi hayır o ayrı bir konu. Büyük bir çoğunluk. Bir dakika şu batıl evet. Meselesini. Hayır hepsi oraya geleceğiz ama sorun sorun. Yok, bir sorun var orada. Bu iyi bir nokta. Bu iyi bir yok, nokta. Yok geleceğim bir saniye. Ha bunun ben şimdi şunu şu ayrı bir soru. Bunun ayrımını nasıl yaptınız? Tamam ben şu soruyu sorayım oraya tekrar. O ayrı bir konu aslında. Neyse sor bakalım. Tamam şu soruyu hani siz oradaki konuşmayı da ekrana getirirseniz arkadaşlar. Yanılmıyorsam o batıl hani tartışmalı konuşma diyelim. O konuşma bir spontane konuşma mı? Daha önce bir metne. Ben metin hazırlamam. Böyle orada bir şeye baktığınız için. Genelde irtica hani mesela alalım. Ben olsam akıl veriyor gibi değilim. Estağfurullah. Sakın yok burada alalım. Burada yani burada hatırlıyor musunuz? Ha. Yani yazılı metinden mi okudunuz yoksa? Yok hayır. Yani orada batıl derken yani. Milleti tenzih ediyorum deseydiniz hiç tartışma olmayacaktı. Şimdi metinden yani, hayır. Şimdi hayır, hayır. Ben o konuşmanın ben sana söyleyeyim milleti tenzih ediyorum desin veya demesin. Şimdi bakın. Hayır en azından hayır, çünkü bakın, 15 Temmuz'da sokağa bakın, çıkmış. Hükümete abi, de bakın, diyemezsiniz de. Abi hükümet dediğiniz yani, çünkü şey. Bakın, resmi aynen. Hükümeti Cihangir Bey de şunu kabul edecektir. Yani demokrat bir insan olarak tanıyoruz kendisini. Darbelerin hepsini görmüştür. Yani şunu kabul edecektir. Milletin seçtiği iktidarı zaten belki de Türkiye'de en çok seçime sandığa giden
Sayın Cumhurbaşkanı, bunu kabul edelim. Bir sıkıştı, sıkıştı da yasa değiştirecek, millete gidiyor. Kriz ortamı hissediyor, millete gidiyor. Yani millete sürekli gücünü milletten alan bir Erdoğan var. Hani sen şimdi Cihangir Bey, ben millete şurada, demedim. Yok yok, şunu söylemek ben istiyorum. Onu söyledim, şimdi böyle bir iktidar. Arkadaşlar, şimdi, iktidarın meşruiyeti üzerine bir tartışma yok orada. Şimdi ama zaten bakın, batıl dediğiniz zaman. Bir dakika. Batıl dediğiniz zaman siz batıla takıldınız. Yani çok bir terör TDK'daki karşı hükümeti, bakın TDK'daki efendim, karşılıkları da bakın, o kabul edilebilir. TDK, bu tartışmayı bence uzatmanın ya, bir anlamı bence şunu yok. Söyle, uzatması istemiyorsanız bence bu o kadar zor değil ki. Ne yanlış şey ulan? Çok basit bir şey var burada. Yani bakın, çok basit bence. Yanlış anlaşıldım. Eğer bu şekilde anlaşıldı, özür diliyorum diyebilirsiniz. Bu kadar basittir. Allah Allah. Ben doğru bir tez için neden hayır, özür dileyeceğim? Şu tezin nasıl savunuyorsunuz? Ben akşam sokaktayım. Yani millete batıl deme. Milletle birlikte sokakta tanklarla mücadele ediyor. Tweetleri gösterin. Tamam. Tweetlerin. Hükümete de diyemezsiniz. Tweetleri gösterin, bu iş çözülecektir. Ben tweetleri şimdi siz attınız değil mi? Efendim? Sizin attığınız tweetler. Tabii. Atıp tamam arkadaşlar, göstereyim. Ben okuyayım akşam buradan. Daha net anlaşılsın. Şimdi saate bakalım, 23.57. 15 Temmuz akşamı. 23.18'i gösterin önce. Diğer tweet'i gösterin. Tamam. Önce diğerini alalım. Peki. Aynı klasörün içerisindeki bir diğer tweet'i alalım arkadaşlar. Tamam. 23.18. Demokrasinin meşru hükümetin yanındayız. Sandığa sandık, sokağa sokak. Tokat. Hukuk düzeninin, meşruiyetinin ve demokrasinin yanındayız. 15 Temmuz'da attığınız tweet. Bir diğerini görelim. Yine yaklaşık bir 40 dakika sonra, hiç AK Partili olmadım ama demokrasi biraz ve hukuk düzeni adına sokağa çıkıyorum. Her vatandaşı sokağa çıkıp karşı koymaya davet ediyorum. Ama bir de farklı tweetleriniz de var. Hepsini okuyayım, onlara da açıklık getirin lütfen. Diğer tweetleri de tek tek alalım. Hepsini seri bir şekilde okumaya çalışacağım. Önce bunu bir konuşalım. Tamam. Bunu bir konuşalım. Bir dakika. Hayır. O akşamı bir bırakalım, sonra ötekilere geçelim. Tamam. Ben aktarayım da bir daha girmeyeyim. Ben sizi dinleyeyim tamamen. Verin arkadaşlar. Bu da mesela 09.44'te 20 Ocak 2016'da atmış olduğunuz bir tweet. Darbeden önce yani. 17.25 sonrası. Polisleri göndermişsiniz. Ahmet Altan'ın o dönem işte FETÖ terör örgütüyle, Fethullahçı terör örgütünün sitesiyle, daha doğrusu sitesi. Oradaki bir köşe yazısını paylaşmışsınız. Yani şu an Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklu olan biri. Ve bir diğerini alalım. Gazeteci Ahmet Şık, cemaatin yaşadığı faşizmdir. Yine 17 Aralık'tan yaklaşık bir sene sonra atmış olduğunuz bir tweet. Ve 10 Kasım 2015 darbe öncesi, 17.25 sonrası yani. Manisa ve Eskişehir'de cadı avı, başörtülü hayırseverlere kelepçe taktılar. Gündem haberleri, Zaman Gazetesi'nin bir paylaşımı. Devam edelim, siz paylaşmışsınız. Doğrudur, paylaşım. Ve sorumuz nerede, kaç başörtülü çalıştı değil, ve aşağıda da şöyle devam ediyorsunuz. Açlıkla boğuşan 125 bin KHK'lıyı, çoğunun neden yattığını bilmediğimiz 17 bini kadın, 55 bin tutukluyu, hapishanedeki 700 bebeği, diğer yanda 1150 odalı sarayı aynı zihinde nasıl sığdırdınız zihne demişsiniz. Devam edelim. Burada da Gökhan Açıkol, solda Ayhan Açıkoğlu, sağdaki Gökhan Açıkoğlu'nun babası. Gökhan Açıkoğlu 15 Temmuz'dan sonra bilinmeyen bir nedenle gözaltına alındı. 13 günlük işkence sonucunda hayatını kaybetti. 1,5 yıl sonra susuzluğu ortaya çıktı, göreve iade edildi. Bu iddia ortaya atıldığında Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında söyledi. Anında Savcılık Adalet Bakanlığı yalanladı. Devam edelim. Onu bilmiyorum yani. Yalanladı. Evet, yalanladı. Bilmiyorum. Kılıçdaroğlu grup toplantısında söyledi. Burada da İpek Koza kayyumuna sesleniyorum. İyi niyetinizi göstermek üzere bugün itibarıyla görevinizden çekiliniz. Anayasayı kimseye ezdirmeyiz. Devam edelim. Yine 17.25 sonrası bir tweet. 15 Temmuz öncesi bir tweet. Koza İpek grubuna yapılan baskın, söze yapılan baskıdır. Medyaya yöneliktir. Hepimize, her insana gözdağıdır. En ağır şekilde kınıyorum. Devam edelim. Geçmişte yasalarda tanımı olmayan irtica
suçuna ne adına itiraz ettikse bugün de paralel suçlamalarını aynı gerekçelerle reddediyoruz. Devam edelim. Eylül ne diyor? Kaç? 29 Eylül 2014. 17-25 sonrası yani. Evet. Devam edelim. 2014 yani. Burada bakın ve umudu daima ayakta tutun. Her durumdan bir çıkış yolu öyle veya böyle ama vardır. Şartlar hiçbir zaman tam da bize göründükleri şekilde değildir. Şartların hakiki halleri çoğu zaman gördüklerimizden farklıdır. Kendimizle ilgili olarak da böyledir. Aşarız, ümit var olun. Bu çiçeğin FETÖ simgesi olduğunu bilmeden mi attınız? Genelde FETÖ bunu reklamlarda kullanmıştı, simgelerle. Yok, o benim Duvar Gazetesi'ndeki bir yazım, Kardelen'i tarif ederken. Tamam, Kardelen'i genelde... Yok, gerçek, onlardan haber, simgelerle şey yap. Ben sen modeli söylerim size. Yok, bilmiyorum gerçekten. O FETÖ'nün simgesidir. Ne yapayım, Kardelen'den mi vazgeçeyim yani? Hayır, FETÖ'nün sembolüdür ya, hani o dönemde bu sembol olduğunu bilmiyoruz. Yok, hayır, öyle. Mesela yeşil ceket de bir semboldü, 15 bakın, yıl öncesi vesaire. Bakın, benim herhangi bir cemaatle vesaire falan şeyim... Benim merak ettiğim, siz batıl dediğiniz bir şey yapıyı... olarak da yani... Tamam. Şöyle kelami diyelim. Olarak da tamam, batıl dediğiniz bir yapıyı niye savundunuz 17-25'ten sonra? Şimdi o tarihler hayır yok, orada haksızlıklar var yapılan. Şöyle haksızlıklar ama var. Ama batıl dediniz ya. Şimdi şöyle haksızlıklar var. Hayır. Aynı tarihleri niye sırasına koymuyorsunuz? Hani hepsi 17-25 sonrası işte. Hayır. 17-25'te daha olay bütün vasıflarıyla ortaya çıkmamış. Ama aradan bir yıl, iki yıl geçmiş. 2015 olmuş. Bütün 2016 vasıflarıyla olmuş. Ortaya çıkmamış. 2016'da çıkmış. Ona rağmen düne kadar böyle ittifak halinde olduğun, ben Zaman Gazetesi falan da yani öyle şeyi değilim ama internetten hepsini okurum. Ona rağmen yapılan kayyum atamalar, üniversitesi mi vardı o? Onu da tanımam yani, İKOZA İPEK grubunun. Tanımadığınız bir grubun kayyum, paylaşımlarını mı yaptınız? Ama siyaseten üstüne gidilen bir şeyi savunur mu orada? Ama savunacağımız şeyi tanımak bakın, gerekmez mi? Hayır. Şimdi öyle bir şey söylüyor ki Cihangir Bey, hakikaten çok kendisiyle şöyle çelişiyor. Hukuk diyor, değil mi? Hukuk evet. Diyor. O dönemde kapatılmasına karşı bakın, çıkmış. Az önce dediniz ki kapatmanız lazım. Az önce hem kapatılması, niye kapatılmadı diye sordu kendileri. Hem de bırakın kapatmayı, yani o zaman operasyonda soruşturmalara başlamış, terör medyasına operasyon kayyum atanmış. Yani ben şu anda şoke oldum. Neden şoke oldum? Biliyor musunuz? Sanki FETÖ'nün hani bu tetikçi kalemleri var, Emre Uslu gibi falan. Onların tweetlerini okuyormuşuz gibi geldi bana. Yani Lale çok şey, yani Kardelen çok talihsiz olmuş. Böyle bir cümleniz ama, olursa böyle ama cümleniz bir dakika, olursa şu yayını bırakır gider. Şu bak tekrar söylüyorum. Bir daha böyle bir cümleniz olursa bir dakika, bu yayını bırakır giderim. Cihangir siz Bey, benim üzerime burada FETÖ pisliği vesaire atamazsınız. Kimse hayır, atmıyor. Hayır. Emre Uslu tweetleri ben yazmadım. Yazısını okumadığım bir insandır. Tamam, bunu söyleyebilirsiniz ama şunu söyleyeyim. Bakın diyorum, beni öyle kıyaslara sokmayın. Algı yönetimi yapmayın. Ama Ahmet Altan yazıyor. Bu tweetleri ben yazmadım ben mı? Ahmet Altan benim hastamdır. Ben Ahmet Altan'ı konuşmuyorum. Olmadığını da biliyorum. Hayır, Ahmet Altan. Muhalif olduğunu biliyorum. Her konuda mesela Ahmet Altan meselesi değil. Önce, hayır. Önce darbe Cihangir Bey. FETÖ'cü olmadığını Bey, biliyorum. Tamam yani. Ben şunu söylüyorum. Mesela Ahmet Altan meselesi de değil. Şimdi 2015-2016'da atılan tweetler. Yani 17-25'ten epey sonra atılmış. İşte falanca yerde başörtülere zulmediliyormuş. Ya hayırsever demişsin mesela. Bilmiyoruz. Yani başörtülünün terörist olamaz mı mesela? Tabii ki. Şimdi ben demiyorum onu, manşet diyor. Hayır. Şimdi, onu ben demiyorum, onu manşet diyor. Ben o yazıyı işte, haber olarak soruyorum. Ama onayladığını düşünüyorum. Ne var bunda? Bir dakika şimdi, dur. Bir dakika. Ne mi siz var? Siz bir dakika dur. Ben size normal mi tweetler? Siz benim zihnimi mi yargılıyorsunuz? Hayır efendim. Hayır. Bu fiil değil midir? Ben sizin yazdığınız sizin fiiliniz değil midir? Bakın, o gazete o gün çıkmış mı? Efendim? Bir dakika. O gazete çıkabilir. O gün çıkmış mı? Ha, peki bir tane de tutuklanmış mı? Bir tane de dur. Başörtülüler tutuklanmış. Evet. Ya da göze. Ha, bir haber yapılmış. Ben de o haberi paylaşıyorum. Direkt paylaşmamışsınız. Ha, bazı haberler açın tweet'i. Yorumu yazmışsınız. Tamam. Tweet'i açın. Yani hayır. Dur ben açın tweet'i. Tamam, bir daha açın. Hani Kardelen başörtüler tweet'i mi? Başörtüler. Hayırsever yazan başörtülü tweet arkadaşlar. Evet, bir şey daha. Bakın, Manisa ve Eskişehir'de cadavı. Başörtülü hayırseverlere kelepçe. Bu şimdi haber değil ki. Siz bu yorumunuz sizin.
Allah'ım ya. Haberin başlığı ben aşağıda. Ben öyle mi yazarım şeyi? Kendi yorumumu öyle mi yaparım? Tamam, niye paylaştınız? Kelepçe taktılar. Gündem haber. Bakın altında da adresi. Hayır, gündem. Tamam, bir saniye. Şöyle bir soru sorayım. Ben tamam, mesela kardeşim, Cumhuriyet Gazetesi. Hangir Bey. Dur bir dakika. Attığı şeyleri paylaşmıyorum. Bu ne bu? Bu ne bu? Tamam, konu bu değil. Dur, tamam, Cihangir değil. Değil. Bakın, bu ne gündem haberleri, tamam. Bu ne zaman gazetesi. Tamam. Cihangir Bey, ben şunu onaylamadınız. Sen çok özür diliyorum. Çok şey özür dilerim. Cihangir Bey, yani burada onayladığınız için paylaşmayın. Hayır, benim, hayır bakın, efendim. Benim böyle işlerle kaybedecek vaktim gerek yok efendim. Yani bu, ha, olayın çok net, çok şey yapıyor. Çok net bir şey söylüyor. Çok basit bir şey bu ya. Zaman gazetesi çıkmış mı bu? Tamam. 10 Kasım 15'te. Zaman gazetesi çıkmış zaten. Ben 2015. Zaman gazetesinin bu haberine bir dakika dur. Bir cevap verin bana kardeşim. Tamam. Yasal bir engel var mı bunu okumaya? Ama Zaman gazetesi çıkıyor mu bu tarihte? Tamam. Ne? Tamam ne? Çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam. Yasal olarak çıkıyor. Tamam, onayladığınız bunu okumakta sana ne onaylamamdan ya? Onaylarım onaylamam. Tamam, kızmayın. Sinirlenecekseniz konuşmayalım. Onaylarım onaylamam. Bu gazete çıkıyor. Bu haberi de ben paylaşmışım. Tamam. Peki. Ha ne için? Bazıları lehte de paylaşılmaz. Aleyhte de paylaşılabilir. Ama o konu bak ben Engizisyon'a çıkmam. Engizisyon'la alakası yok. Benim ne düşündüğümü, bu konuda tamam, ne düşündüğümü şey tamam, yapma. Sakin ol, sorma. Sakin ol. Bir çay getirin arkadaşlar. Tamam, şu soruyu sorayım. Kardeşim bak. Tamam. Hukuki mi değil mi bu? Hayır. Zaman gazetesinin bugünkü baskısı hukuki. Beyefendi, burada soruları ben soruyorum. Sorduğum soruya cevap verin sonra. Ne demek sen soruyorsun? Ama burada bak, moderatör benim. Soruların yetersiz kalıyorsa, beni ama bakın, gömüyorsa. Lütfen buyurun, sinirlenmeyin. Hayır. Sorularım yetersiz hayır, kalmıyor. Bir dakika. Bana şunu açıklar mısınız? Gazete 15 Temmuz'da sokağa çıktım diyorsunuz. 17 Aralık'ta da FETÖ'yü savunuyorsunuz. Bu çelişkiyi açıklar mısınız? Neyi savunuyorum? 15 Temmuz'da FETÖ'yü savunuyorsunuz, halkı savunuyorsunuz, 17-25'te de FETÖ'nün kendisini. Bu çelişkiyi açıklar mısınız? FETÖ'yü savunuyorsunuz. İşte. Şimdi Cihangir Bey, bence canım, burada, yani, bence siz gerçekten Cihangir şey yaptınız. Bey, yani haklı çıkardınız. Bence. Ya beyefendi, bunları siz paylaşmadınız mı? Buyurun oturun lütfen. Hayır, bunları siz paylaşmadınız Cihangir mı? Bey, siz. Bunlar iftira mı? Benim sizle daha konuşacak bir sözüm yok. Ya gitmeyin lütfen. Hayır, buyurun. Siz tamam, meramınızı anlatın. Sizin derdiniz hakikat falan değil arkadaşlar. Hayır, hakikat anlatın diyoruz size ama. Bir reklam verin. Hakikat anlatın. Tamam, oturun lütfen. Biz kötü bir şey yapmadık efendim. Attığınız tweetleri gösterdik. Cihangir Bey, lütfen oturur musunuz? Tamam, lütfen FETÖ, oturun. Bana FETÖ'cü diyen bir moderatörle benim konuşacağım. FETÖ'cü demedim. FETÖ'yü bakın, savunduğunuz kimse, tweetleriniz var dedim. Ki bak sen yayına da ondan sonra. Bir saniye. Cihangir burada Bey, FETÖ'yü lütfen, savunduğunuz tweetleriniz var. Atmadıysanız dedim, deyin ki bunu ben atmadım diyebilirsiniz. Ama yani çok burada rahat savunmuş açık açık, yani ben bir şey de. Oho. Cihangir tamam, Bey, lütfen oturun. Mecliste ama gösterdiğiniz ama açık yürekliği burada da gösterebilirsiniz. Yok, bana FETÖ'cü diyen bir zihinle. Tamam, oturun lütfen. Bana hayır. Özür dile. Neden? Bana o zaman FETÖ'cü halktan özür dileyeceksiniz 17-25'ten ötürü attığınız simitleri için. Cihangir Bey, ben lütfen. Ben niye özür dileyim? Ben 250 kişiyi şehit ettim. Oturmayacağım. Oturmayacağım. Ha, bir ama daha da ben bu yanılmışım. Gerçekten ben sizin iyi niyetinize olayı ortaya çıkartmak. Cihangir Bey, sorun ne? Şey bir saniye, sorun ne? Bana FETÖ'cü diyen. Ben FETÖ'cü demedim. FETÖ'yü savundunuz. Namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin eder misiniz size FETÖ'cü dediğime dair? Dön bak. Ben namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki FETÖ'yü savunan tweetleriniz dedi. Savunmuşsunuz ya. FETÖ'cüleri de savunmadım. Cihangir Bey, lütfen oturur musunuz? Evet sevgili izleyiciler, ben kendisine FETÖ'cü demedim. Arkadaşlarım tekrar yayını çevirebiliyor mu bilemiyorum. Ben sadece 17-25'te Muharrem öyle demedim mi? FETÖ'yü savunan tweetleriniz var dedim. Bir daha okuyalım. Bir daha okuyalım. Yani bana hak vereceksiniz. Lütfen baştan alalım. Bunları ben atmadım. Kendisi de kabul etti. Ben attım dedi. Savunmuş. FETÖ'yü savunan tweetleriniz var. Savunmuş işte, Zaman Gazetesi diyor. Bugün Zaman Gazetesi okuyan adam suçlu bulunuyor. Polisleri göndermişsiniz. Ahmet Altan kim belli. Gönder. Gazeteci Ahmet Şık kim belli. Gönder. Manisa ve Eskişehir'de kimlerdi? O dönem kimler karşı çıkmıştı? Başörtülü oluyor diye FETÖ'cü olmayacak mı? Geçsin. İşte bunu bilmiyor mu? 700 bebeği, bebekler nasıl doğruldu? FETÖ'nün talimatıyla, değil mi? Çocuk doğurun, hapishaneye gidin, hükümeti zalim gösterin dediler. Yalan mı, doğru? Bir daha Gökhan Açıkkollu. 15 Temmuz gecesi tankları sokağa çıkaran, emir veren bir öğretmendir. 3 hattıda baylok çıkmıştır. Eşinin hattında baylok vardır. Şuradaki yazılanların tamamı da yalandır.
Bu adam kalp krizinden doğal yollarla hayatını kaybetmiştir. Kılıçdaroğlu da Avrupa'ya şirin gözükmek için, hükümeti kötü göstermek için yalan beyanatta bulunmuştur. Savcılık ve Adalet Bakanlığı da beni onaylayabilir. Lütfen Sayın Adalet Bakanımızın bir danışmanı ulaşsın ve bununla ilgili gerçeği söylesin. Gitsin. İpek Koza kim? Ben mi attım? Geçsin. Koza İpek, ben mi attım? Geçsin. Niye kaçıyor? Haklı olan adam kaçar mı? Ve ben özür dileyeceğim. Allah Allah. Koza İpek bir daha geçsin. Geçmişte yasalarda tanımı olmayan irtica ne demek yani ya? 28 Şubat mazlumlarıyla FETÖ'cüleri kıyaslamak ne demek? Geçsin. Ne alaka? Bu kardelen çiçeği FETÖ'nün simgesi değil midir? Ümidiniz Hazreti Yusuf'u görüyorum, peygamberi görüyorum diyen adam değil mi? FETÖ'nün simgesi. FETÖ'yü savunmuşsunuz dedim 17-25'te. Haksız mıyım? Geçsin. Şimdi ben bakın, FETÖ'cü demedim. FETÖ'yü Ozan, savunan dedim. Ozan oturur musun? Şimdi şunu söyleyeyim. Sıkıntı şu. Hayır, FETÖ'yü savunan tweetler değil mi efendim? Bir dakika, bir dakika. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Yani burada ben isterdim ki, ben Cihangir İslam'ı gıyabında şöyle tanıdım. Yani normalde açık sözlü, tartışmaktan korkmayan, görüşlerini açık açık ortaya koyan bir milletvekili olarak gıyabında öyle düşünüyordum. Yani tamam, reklama gidelim lütfen. Ben mesela yazdığım tweetleri de silmem. Attığım Facebook sayfamda, sosyal medyamda, gazetede herkes önüme koyabilir ve bunun hesabını da verebilirim. Değil mi ama? Şimdi siz de verebilirsiniz. Vermeniz de gerekir. Şimdi burada bu tweetler belki unuttu Cihangir Bey. Belki hayır, FETÖ'yü savunmuyor mu burada? Şimdi bunlar açık açık bu örgütü savundu. Keşke şöyle. Tamam, ben de bunu dedim işte. Var. Kötü bir şey demedim. Bu kadar basit, yani kendisi mesela bir batıl meselesini bile, batıl ifadesini bile 40 teville normal göstermeye çalışıp özür dilemezken burada açık açık tweetleri ortaya koyduğumuz halde yaptığı bu hareket kesinlikle yakışmamıştır. Tam tersine bence bu tweetleri doğrulayan bir hareket içine girmiştir. Yani kuşkuyu daha da artırmıştır. Halbuki gerek yok. Ben yani, FETÖ'cü demedim. Çok açık ve net biz... Yani Allah bakın, var, hak var. Hayır, ben bilmediğim birine nasıl... Cihangir Bey'i ben burada her soruda sessizlikle dinledim. Tamam, sözünü, reklama gidelim. Reklama gidelim ama asıl daha izleyicilerimize paylaşmamız gereken önemli konular var. Onlara devam etmemiz gerekiyor. Tamam, kısa bir reklam arası. Kusura bakmayın lütfen. Hani elimizden olmayan sebeplerden ötürü sadece tweetleri gösterdim. Allah şahit, bir daha izleyeceğim. FETÖ'cü dediysem söz özür dileyeceğim. Ama demediysem o bana iftira attığı için benden özür dilemeli. Kısa bir reklam. Reklam dönüşü tekrar karşınızda olacağız. Evet sevgili seyirciler, asıl mesele devam ediyor ama keşke böyle olmasaydı. Hakikaten az önce üzücü bir hadise yaşadık. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tartışmalı bir konuşmaya imza atan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Cihangir İslam stüdyo konuğumuzdu. Kendisine değerli seyirciler 15 Temmuz tweetlerini de gösterdik. Hakikaten orada gerçekten yazmış. Hükümeti desteklemiyorum ama meşru hükümete karşı, daha doğrusu yanında durarak sokağa iniyorum yazmış. Ama biz 17-25 tweetlerini de gösterdik. Anlaşılan unutmuş ama arkasından da konuşmak istemiyoruz. Etik değil, fakat şunu bir açıklama getireyim. Tweetleri gösterdik 17-25 döneminde. Hadi o dönem cemaatle kısmen cemaat deniliyordu. Fakat 2016'ya kadar bu sürmüş, yani darbe dönemine kadar. Dolayısıyla kendisi daha çok cemaat terimini kullanıyor. Fethullahçı terör örgütünü lehine mağdur gösteren paylaşımlar yapmış. Ben de FETÖ'yü savunduğunuz tweetler bunlar ve 15 Temmuz da tam tersi. Bu arasındaki çelişki nedir deyince kendisi kızdı. Bana FETÖ'cü diyemezsin dedi. Ben kendisine FETÖ'cü demedim. FETÖ'yü savunduğu tweetler dedim. Bu cümlemin de, ifademin de arkasındayım. Hakikaten orada FETÖ'yü savunduğu tweetler var. Bu bağlamda buna kızıp özür dilememi istedi. Ben kendisine FETÖ'cü demediğimi, FETÖ'yü savunan tweetler attığını söyledim. Bu bağlamda kendisinden özür dileyemeyeceğimi kaydettim ve kendisi de
kızıp stüdyoyu terk etti. Oysa o tweetleri niye attığını, yani olur ya beşer şaşar. O dönem haklı görmüştüm, attım ama bugün böyle görmüyorum. Türk halkından özür diliyorum diyebilirdi. Ya da özür dilemeden de evet attım ama yanılmışım da diyebilirdi. Öyle ya. Aptallar sadece fikrini değiştirmez. Dün farklı düşünebiliriz, bugün farklı düşünebiliriz. Burası bir yargılama alanı da değil. Ama gazeteci olarak ben soru yönelttim kendisine. Kendisi ilk etapta gözlerime bak, tamam deme gibisinden sataşmalı cümleler kullandı. Muharrem Bey araya girerken teker teker gelin gibisinden daha çok böyle psikolojiye oynadı ama nihayetinde gitti. Keşke olmasaydı. Ve stüdyoyu terk etti. Buyurun. Ben de şunu söyleyeyim. Yani ben açıkçası Cihangir Bey'in gelmesine çok sevinmiştim ve kendi ifadesiyle de şunu söylemişti. İktidara destekleyen medyadan bana aleyhime çok haber yapıldı. Ama davet etmediler. Gel ne demek istediniz diye bir sistemde bulunmuştu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın Halk TV'de. Biz de bunun üzerine davet edelim ve dinleyelim dedik. Şimdi şunu söyleyeyim ve kendisine ben şunu söyledim Cihangir Bey aslında. Dedim ki Cihangir Bey yalnız Halk TV gibi olmaz bizim yayınımız, biraz terlersiniz dedim. O da dedi ki ben çanak soru istemiyorum zaten. Açık açık her şeyi sorabilirsiniz dedi Cihangir Bey. Ve şunu söyleyeyim yani bizim meslekte açık açık soru sormak vardır. Hakaret ve iftira olmadığı sürece. Kaldı ki şunu kabul ediyorum. Evet bu programın formatında zaman zaman tansiyon yükselebiliyor. Zaman zaman sert sorular olabiliyor. Siz Türkiye'nin tartıştığı bir açıklama yapmışsınız. Bununla ilgili hala şunu da söyleyeyim. Bakın şunun altını çizeyim. Cihangir Bey gitti. Hakikaten kapatacağız programı. Çünkü o gittikten sonra programa devam etmek hiç hoşuma gitmez. Etik olmaz. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben Saadet Partisi'nin yıllarca Milli Görüş Partilerine oy vermiş biri olarak söylüyorum. Şimdi keşke Saadet Partisi partili bir mebus, bir milletvekili bu tarz şekilde gündeme gelmeseydi. Yani böyle hassas bir konu üzerinden Türkiye gündemine gelmeseydi. Ben Saadet Partili bir mebustan daha çok şunu beklerdim. Yani şöyle açıklamalarını beklerdim. Bu konuda mazisi en temiz olan, FETÖ konusunda mazisi en temiz olan parti Saadet Partisi. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bu konu bir şey söyleyeyim. Kendisi burada olsaydı bunları söyleyecektim Cihangir Bey'e. 1970'li yılların sonu 78-79'da Trakya'da bir arsa veriyor bu örgüte dönemin Selamet Partisi il başkanı. Hı hı. Erbakan saçını başını yoluyor derhal bundan geri alacaksın diye. Bunu bana Süleyman Arif Emre anlattı. Hala hayatta. Bir diğer mevzu Şeref Malkoç Beyefendi söyledi. Bunların okullarına çocuklarınızı göndermeyin. Erbakan'ın sözü bu. İsrail'e asker yetiştiriyor diye. Benzerini Cevdet Saral, Erbakan bize bu örgütü FETÖ için CIA'yla, CIA'yla çalışıyor diye not ettirdi. Tüm bunların rağmen mazisi en temiz, bu konuda geçmişte doku uyuşmazlığı olan tek parti olan Saadet Partisi ve bunu çok iyi belki de anlatması gereken Saadet Partisi ne yazık ki şu şekilde bir tweet atan ve mecliste bu şekilde konuşan bir isimle gündeme geldi. Bu hakikaten bana geçmişte Milli Görüş Partilerine oy vermiş ve Milli Görüş'e oy vermiş bir gazeteci olarak beni çok açıkçası biraz da düşündürüyor. Yani hatta Saadet Partisi'nden ben şunu bekliyorum. Bir gün Recep Tayyip Erdoğan veya iktidar mensupları, hı hı, FETÖ ile çözüm sürecine girer anlaşsa dahi biz bu örgütü sonuna kadar üzerine gideceğiz. Emin olun teminatını Saadet Partisi'nin vermesi lazım. Çünkü hakikaten bu örgüt Saadet Partisi ve Saadet Partisi zihniyetinden hiçbir zaman haz etmedi. Milli Görüş'ü hiçbir zaman içine sindiremedi ve Milli Görüş FETÖ için hep paçozlar grubudur, hep yobazlar grubudur. Onlar radikal, biz ılımlıyız diye Batı'ya selam çakan bir örgüttür bu. Erbakan'ı hep tehlike olarak sunmuştur Batı'ya. Erbakan üzerinden kendine prim yapmıştır. Erbakan'ı tehdit olarak göstererek. Şimdi böyle bir örgütü sizin mebusunuz bu örgüte, bakın ısrarla sordum Sayın Cihangir İslam'a. Terör örgütü diyebiliyor musunuz? FETÖ bile diyemedi ısrarla, kaçınıyorsunuz. Niye kaçınıyorsunuz? Zorlayınca dedi. Yani niye bu kadar şey yapıyorsunuz ki? Çok rahat diyebilmeniz lazım. Ve milleti üzmüşsem özür dilerim diyebilmeniz lazımdı, demesi gerekiyordu. Ama her şeye rağmen ben açıkçası çok üzüldüm. Yani bir konuğumuzun her şeye rağmen stüdyomuzu terk etmesine beklerdim ki açık yüreklikle cevap versin. Açık açık cevap versin. Çünkü evet,
bu tweetler kendine ait değilse değil diyebilirdi, demedi. Savunmaya kalkıştı. Savunurken çelişkilere düştü. Tabii ki sorular, gazeteci olarak sorularımızı da sormaya başladığımızda da belki beklemiyordu bu kadar. Beklemediği şekilde bir acaba attığı tweetleri mi unuttu? Yani öyle de olsa bunu da diyebilirsiniz. Sonuçta insanız hepimiz. Yani ya dedim başlangıçta evet. Şunu diyebilirsiniz. Yani evet ben bunları atmışım ama hata yapmak da insanın bir erdemidir. Yani şunu diyebilir bir insan. Ben evet kardeşim hata yapmışım. Dolayısıyla hata yapmışım diyebilir bir insan. Yani dememesi de bana göre bir eksikliktir. Keşke deseydi, hata yapmışız diyebilseydi. Ama demiyor. Bakın burada iktidar Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla şunu söyledi. Yani en çok öz eleştiri yapan kişilerden biridir Sayın Erdoğan. FETÖ konusunda Allah bizi affetsin, milletin bizi affetsin demiştir. Ve bu kendisini yüceltmiştir. Bu öz eleştiridir. İstanbul'a ihanet ettik dedi. Kendini yüceltmiştir. Doğru söylemiştir. Bir başka konuda öz eleştiri yapabiliyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'na bir şey kaybettirmiyor. Eğitim konusunda da öz eleştiri. Eğitimde de başaramadık dedi. Gerekeni yapamadık dedi. Haksız mı? Haksız değil. Şimdi siz de şunu diyebilirsiniz. Evet 17-25 sonrası bu terör örgütü olduğu tescillendiği halde bakın Nazır Icak bile ben 15 Temmuz'da bunların kanlı terör örgütü olduğunu anladım dedi. Yanılmışım dedi. Bülent Arınç da. Şimdi Bülent Arınç'ı ayrı tutuyorum. Bülent Arınç'ı ben samimi bulmuyorum. Açık söylüyorum. Ya yani. En azından 15 Temmuz'dan sonra dedi ki ama ya bana ahmak diyeceksiniz ama gibisinden. Şimdi AK Parti'nin yanlışlarını eleştirebilirsiniz bir muhalefet partisi olarak. Saadet Partili kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Milli Görüşü değerli kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Ben açık ve net söylüyorum. 17-25 Aralık'a kadar, bakın 17-25 Aralık FETÖ'nün hain girişimine kadar ben AK Parti'ye oy vermemiştim. Hı hı. Hoca, Erbakan Hoca rahmetli hayattayken onun partisine oy verdim. Ne zaman ki AK Parti iktidarları FETÖ'yü temizlemek için o mücadeleye başladı 17-25 sonrası. Ondan sonra bütün seçimlerde oy vermeye başladım. Neden? Çünkü o yapı bizi hiçbir zaman haz etmedi. FETÖ yapısı. Hiçbir zaman bize açık bir etmedi. Şekilde yurt dışına şimdi, tabii, yani onların adına çalışıyor. Şimdi, tabii ki ülkenin 28 Şubat'ta Erbakan'ın önü kesilip Erbakan'a bedel ödetilirken, partisi kapatılıp yasak getirilirken bunlar Erbakan'a yasak getiren önünü kesenlerle ödül verdiler FETÖ. Onlarla birlikte hareket ettiler. Onlarla birlikte büyüdüler. Ve 28 Şubat'ta palazlandılar. Erbakan'ı tehdit gösterenler İslam'ın gülen yüzü diye bunu ekranlarına çıkardılar. Gazetelerine manşet yaptılar. Arkadaşlar 15 Temmuz'da attığı tweetleri de gösterin. Şimdi sadece bunları şunu değil, söylemek yanlış istiyorum. Anlaşılmıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tamam. Peki ne alakası var diyeceksin bunları. Niye söylüyoruz şimdi? Niye söylüyorum ben bunları? Şundan dolayı söylüyorum. Saadet Partisi tabanı tertemiz bir taban. Bakın benim endişem şu. Bu örgüt, bu FETÖ denen örgüt o kadar sinsi bir örgüt ki her yere Türkiye'de en sağlam ve en temiz yapı hangisi? Milli Görüş. Anadolu Gençlik Derneği, Saadet Partisi. En çok istediği, bakın ben bir olay anlatacağım. Müşahhas bir olay, örnek anlatacağım. Kalsaydı Sayın Cihangir Bey, bunu da anlatacaktım. Halk otobüsüne bindim. Halk otobüsüne gidiyorum. Bir kızımız oturuyor. Şık bir kızımız. Başörtülü. Ama başı bağlaması biraz beni şey yaptı. Biraz yanımda şey yaptı derken? Yani uygun bir bağlama mı? Yok yok hayır hayır. O örgütün bir bağlama tarzı var çünkü. He, tamam. Şimdi onu anladım ben. Ama gözüme de yabancı gelmedi. Bana dedi ki işte Muharrem Coşkun musunuz siz dedi. O beni tanıyormuş yani ekranlardan belki gazetelerden. Evet dedim ben Muharrem Coşkun'um dedim. Ama halk otobüsündeyiz. Çok da kalabalık bir otobüs yani. Siz neredesiniz dedim. Ben dedi Saadet Partisi'ndeyim dedi. Saadet Partisi İstanbul ilde çalışıyorum dedi. Şimdi 17-25 çok sonrası. 15 Temmuz'dan önce ama. Evet. Laf dolandı şeye geldi. Örgüte geldi. FETÖ'ye geldi. Dedi ki Hoca Efendi'ye çok haksızlık yapılıyor. Hoca Efendi'ye... Saadet Partisi'nden biri. Bak şimdi. Saadet Partisi. Yani dedim ki ya siz Saadet Partisi'nde çalışıyorsunuz. Hala Hoca Efendi diyebiliyorsunuz. Bakın bu kadar ihaneti çıktı, işte yanlışları çıktı, kimlerle kol kol olduğu belli. Bir istihbarat yapılanması gibi çalıştığı ortaya çıktı. Bunu dedim hala hepsi dedi bunların dedi komplo dedi. İşte sahabelere de dedi, peygamberlere de iftira atıldı dedi. Şimdi bakın bu isim Saadet Partisi il başkanlığında çalışıyor.
Şimdi ben burada Saadet Partisi, onun için bakın bu örgüt çok sinsi bir örgüt. Kendini çok iyi kamufle eden bir örgüt. Ağlamayı çok beceren bir örgüt. Şimdi Saadet Partisi bunun için ben diyorum ki orası sağlam kalsın. Saadet Partisi bu ülkenin tuzuysa tuzun kokmaması gerekiyor. Temiz kalması gerekiyor. Yani bir Saadet Partisi'li partili bir mebus, bir milletvekili Saadet Partisi'nin bu temiz mazisine leke sürdürecek, gölge düşürecek açıklama, evet, hal ve davranışlardan uzak durması gerekiyor. Allah aşkına şu tweetler, Cihangir Bey, yani yapma, gözünü seveyim, insaflı ol. Saadet Partili kardeşim, insaflı ol. Hakikaten bana bir tane Cihangir Bey şunu göstersin. FETÖ ihaneti ibaresi geçen bir tweet'ını göstersin, bir paylaşımını göstersin. Ama yaptı. Ben de gazeteci Kayyum beni de çağırdı. Koza İpek'te terör medyasına el konduktan sonra Kayyum beni de çağırdı. Millet Gazetesi'nde yayın koordinatörlüğü yaptım. Oradaki insanların bize nasıl hakaretler ettiğini, nasıl bizi... Yani... Siz az önce bir bayandan, evet, örnek verdiniz, özür diliyorum. Evet. Siz şunu mu diyorsunuz yani? Saadete bir sızma tehlikesi. Şöyle şunu, işte bakın, tam şunu olarak bunu... Şimdi bakın şunu söylemek istiyorum. Yani bu beni çok endişelendiriyor. Yani Saadet Partisi'nin, bakın, Cumhuriyet Halk Partisi kökü belli, bagajı belli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman ki bu örgüt AK Parti'ye ve Türkiye'ye ihanet etti, tam onları kol kola geçti. Yani sizin endişeniz Erbakan'ın mirasının lekelenmemesi. Ben diyorum ki bakın, az önce Erbakan'dan örnekler verdim. Ve bu örnekleri veren insanlar hala hayatta ve sağ. Masal anlatmıyoruz. Peki kardeşim, masal anlatmıyoruz. Bu kadar, bakın, FETÖ terör örgütü elebaşıyla fotoğrafı bulunmayan tek siyasi liderdir Erbakan. Evet. Tek siyasi liderdir. Bundan da ben gurur duyuyorum. Böyle bir lideri sevdiğim, böyle bir liderin peşinden gittiğim için yıllarca gurur duyuyorum ben Erbakan hocamın, haddim olmayarak. Şunu demek istiyorum. Saadet Partisi'nin bir mebusu şunu diyebilir. Ey AK Partililer, siyasi ayağını araştıralım. Efendim, kardeşi FETÖ'cü olanı vekil yapıyorsunuz. Damadı şöyle çıkanı mebus yapıyorsunuz. Ötekini bunu yapıyorsunuz. İltimaslar geçiliyor. Para, borsalar kurulmuş iddiaları var. İnsanlar kayırılıyor. Adalet işlemiyor falan. Bunları diyebilirsiniz. Ama siz FETÖ'ye ve 15 Temmuz'u yapanlara alan açan, milli iradeyi daraltan çıkışlar yapmak bir Saadet Partili ve milli görüşe asla ve asla yakışmayacak şeylerdir. Yani bir gün, bak tekrar söylüyorum, Saadet Partisi şu teminatı versin, emin ol Saadet Partisi duvarları yıkabilir. Nedir o biliyor musun? O da şudur. Tekrar ediyorum. PKK ve FETÖ. Bakın, FETÖ PKK'dan daha tehlikeli. PKK kan döküyor, silahlı, belli bir kıyafeti var. En azından ne olduğunu biliyor. Ne olduğunu biliyor. Gözün göre. Bu öyle değil. Bu senin kıyafetine de girmeyi başarıyor. Benim kıyafetime de her türlü yapıya girmeyi başarmış bir sinsi yapı. Kanser gibi. Şimdi şu teminatı Saadet Partililerin Sayın Genel Başkan'ın vermesi gerekiyor. Hı hı. Bir gün Türkiye'de hangi parti FETÖ ile anlaşırsa anlaşsın, anlaşmaya çalışırsa çalışsın, biz asla onlardan olmayacağız. Tam tersine bu örgütü, kökü dışarıda bu hain örgütü kazıyana kadar biz mücadele edeceğiz teminatını vermesi lazım. Saadet Partisi'ne ve milli görüşe yakışan budur. Çünkü ben diyorum ki bu maziye heba etmeyeyim. Bakın, 1969'da rahmetli Erbakan yola çıktı ve Milli Görüş Hareketi'nin 50. yılına giriyoruz. Önümüzdeki sene Milli Görüş'ün 50. yılı. 50 yıllık tertemiz bir mazimiz var bizim. Tertemiz. Çok bedel ödedik. Milli Görüş çok büyük bedeller ödedi. Yıpratıldı, itibarsızlaştırıldı, partileri kapatıldı. Erbakan Hoca'nın 40 yıllık siyasi hayatının 20 yılı yasaklı geçti. Yasaklarla geçti. Bundan hiçbiri de yüz kızartıcı suçtan değildi. Laiklik karşıda o da böyle ucube bir suç uydurdu bu sistem, bozuk sistem. Ve onu mahkum etmeye, itibarsızlaştırmaya çalıştı. Ne oldu peki? 50 yıllık mazimizde bugün tabiri caizse hepimiz Erbakan'ın paltosundan çıktık. Bugün devleti yöneten en zirvedeki isimden işte buradaki Akit TV stüdyosunda konuşan insana kadar
Erbakan'ın rahleyi tedrisinden bir şekilde nasibini almış insanlar. Bu çok önemli bir yatırımdır, çok önemli bir kazanımdır. Şimdi bu kazanımı ve bu maziye lütfen, ama lütfen Saadet Partili ve Milli Görüşü kardeşlerimiz gölge düşürmemeli. Cihangir Bey'i ben şahsen hiç tanımıyorum. Hiçbir ön yargım yoktur. Zerre kadar da mahkum etmek, ön yargıyla bir şeyler söylemek, onun hakkında çekiştirme taraftarı asla değilim. Bu benim kişiliğime de yakışmaz, beni tanıyanlar da bilir. Lakin şunu söylüyorum. Biz gazeteciler, ben dahi zaman zaman hiç hoşumuza gitmeyen sorularla karşılaşabiliriz. Hiç hoşumuza gitmeyen, siyasetçiysek özellikle. Bakın geçen hafta da... Hayır, burada iftira yok, bir şey bakın, yok yani. Geçen hafta, yahu bir paşayı ağırladık biz burada. Değil mi? Milli Güvenlik Kurulu eski genel sekreteri. Sabretti. Emekli general Tuncer Kılınç'ı ağırladık. Ve inanılmaz sorular sorduk. Hatta adam şunu söyledi. Ya ben dedi güncel konuşacağız zannediyordum. Siz bana tarihten daha farklı konulardan getirdiniz önüme dedi. Ama burayı terk etmedi. Bir yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir siyasetçinin hele hele de çok böyle polemiğe açık, tartışmaya açık bir laf etmişsiniz siz. Çok güzel bir ekrana gelmişsiniz, bir mekana. Size bir imkan verilmiş. Ya Tuncer Kılınç kadar sabırlı olun, olgun olun. Bir asker kadar yani. Onu söylemek istiyorum. Onu söylemek istiyorum. Emir veren, hayatı yani, boyunca emir vermiş. Şimdi Tuncer Kılınç bile buradan kalkmak istemedi. O yayını bir izlesinler arkadaşlarımız. Yani Cihangir Bey de izlesin, diğer arkadaşlarımız da izlesinler. Saadet Partili arkadaşlarımız da izlesinler. Kaldı ki ben az önce de yayının başında da söyledim. Cihangir Bey'e ben bunu söyledim. Bakın Halk TV'de size çanak soru sorulmuş olabilir. KRT televizyonda size çanak soru sorulmuş olabilir. Ama dedim siz terleyeceksiniz sayın vekilim bu programda dedim. Ne dedi? Çanak soru olmayacak. Ben görüşmediğim için. Ve kendisi de şunu söyledi. Ben de öyle istiyorum zaten dedi. Ben çanak soru istemiyorum dedi. Bunu söyledi Cihangir Bey. Ya Cihangir Bey tweetleri görünce biraz yüzü değişti. Şimdi yani... bakın şunu söylemek istiyorum. Tweetiniz de olabilir. Hepimiz yazıyoruz, çiziyoruz. Hepimizin sosyal medya hesabı. Yani bugün yazdığımız 10 yıl sonra olabilir. Farklı çıkabilir. Ya ben onu söylüyorum. Benim anlamadığım o. Zaten Cihangir Bey'de ricam oydu. Ya bir özür dilemek çok mu zor? Mesela yanlış anlaşıldıysam şunu diyebilirsin ya. 15 Temmuz'da sokağa çıkmış milyonlarca insan var. Yakınını kaybetmiş, şehit vermiş insanlar var. Bunların hatırına dersin ki ya üzerine alınmış, incinmiş kardeşimiz varsa, buna sebep olmuşsam özür diliyorum diyebilmeliydi Cihangir Bey. Bu olgunluğu gösterebilmeliydi. Sonuçta sizin yazdığınız tweetler ekrana getirildi. Bunlar İstira sorun. İstira yok. Bir yani yok. Ben olsam şahsen ben bunu çok daha güzel avantaja çevirebilirdim. Yani terk etmek en kolayıdır. Saadet Partili kardeşlerime gelince, Saadet Partili ve Milli Yürüyüşçü kardeşlerimiz mutlaka ama mutlaka bakın şunu bunu söylerken şunu söylemiyorum. Cihangir Bey veya bir başkası FETÖ'cüdür demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu bühtan olur, kul hakkına girmek olur. Asla bunu söylemek bana yakışmaz. Ama kim kiminle yürüyor? Kiminle? Evet şunu söyleyebiliriz. Yani evet FETÖ şu anda AK Parti ve Erdoğan'ı hedef alıyor. Biz de muhalifiz. Ne yapalım o zaman? Olmaz. Bakın bu Erbakan'ın dünya görüşü ve mücadelesiyle de çok büyük bir çelişki arz eder. Neden biliyor musunuz? Bir örnek vereyim. 90'lı yıllar rahmetli Özal Cumhurbaşkanı. Süleyman Demirel ısrarla onu tahkir ve tezif ederek şöyle ifadeler kullanıyor. Çankaya'daki şişmanı indireceğiz. Tamam mı? Çankaya'daki şişmanı indireceğiz. Diktatör oldu. Erbakan Hoca o zaman 40 mebusla milletvekiliyle mecliste. Erbakan Hoca'ya diyor ki indirebilir miyiz? Bize destek verir misin? Diyor. Demirel bu kafayla geliyor. Erbakan'ın cevabı ne oluyor biliyor musun? Sayın Demirel iyi indirelim de kimi koyacağız oraya? Seni mi koyacağız? Kusura bakma diyor. Şimdi Erbakan peki rahmetli Özal'ı eleştirmiyor muydu? Eleştiriyordu. Bakın muhalefet etmek başka bir şeydir. Milletin iradesine operasyon çekmek, millete rağmen operasyona alet olmak çok çok başka bir şeydir. Evet. Yani bakın bir şey dikkatimi çekti. Şimdi buyurun. Cihangir Bey'in açıklamalarında şu şey kavgası değil mi? Yani bu doktor hekimler onları kalsaydı konuşacaktık hekimler. Orada bir videomuz var. Hani orada doktorları savunuyorlar ya genelde. Mesela 15 Temmuz'da bir vatandaşımız yaralanıyor. Göğsünden kurşun yiyor. Beraberindekilerle beraber hastaneye gidiyor. İzleyelim.
Bakın, hastanede 15 Temmuz'da yaralanan ve o tarihte o gece gittiği hastanede doktor Gazi'ye nasıl cevap veriyor? Bölümleri gezip insanlara, kardeşlerimize pansuman yapan iki tane doktorlardan bir tanesi kalktı, dedi ki sizi sokağa döken gelsin burada sizi tedavi etsin. Kardeşim, biz bizi sokağa döken kişi için çıkmadık ki, biz Allah için çıktık, biz namusumuz için çıktık. Biz vatanımız için çıktık, bayrağımız için çıktık, ezanımız için çıktık, Kur'an'ımız için çıktık deyince onlar da Müslüman demeye baş. Ne diyorsun sen ya? Fethullah Gülen dedi. Aynen böyle. Fethullah Gülen. İyi dinleyin. Fethullah Gülen deyince sen dedin FETÖ'cü müsün kardeşim? O arada karıştı şey zaten. Hastanenin o da içerisi karıştı. Birkaç tanesi daha geldi. Benim bir arkadaşıma saldırdı. Orada zaten. Yani burada aslında Muharrem Bey şöyle bir ayrım yapılsa herhalde çok hakkaniyetli olacak. Tamam, FETÖ'cü devletine hainlik yapmıştır, bombalamıştır ve kamuda FETÖ'cü bulunduğu sürece de vatandaşa huzur gelmez. Niye? İşte şekil ağır. Bakın, git diyor sokağa kimin için çıktıysa, oysa bu, bir doktor bunu asla ve şimdi yapamaz. Ama KHK ile haksız bir şekilde ihraç edilen kişilerin deriz ki tamam, ya lütfen bunları iyi incele. Gerçekten adam suçlu mu, suçsuz mu? Şayet suçsuz olup ihraç edildiyse hayal gerçekten yazık ya, olacak. Bir dakika, bir videosu var ya, onu izleyelim Cihangir Bey'in. KRT'de katıldığı bir video var ya. İlk 58 saniyelik bölümünü, evet, değerli izleyenlerimizde. Hani keşke burada olsaydı, bunları soracaktık işte kendisine. Tamam, geri numaralı video değerli izleyiciler. Hazır olunca bana söylersiniz. Bu videoda herhalde şu tam yanlış anlaşılmasın. Burada bir kıyaslama yapıyor. Peki neyle kıyaslama yapıyor? Cevabı videoda. Neden? Aşağı yukarı 100 bini aşkın, tam rakamı bilmiyorum. KHK'dan atılan, ihraç edilen, pasaportları, evet, alınan, işte maaşları kesilen, şu anda gerçekten ailelerinin sefalet yaşadığını bildiğim bir güruh var. Ben bu topluluğa aslında postmodern toplama kampına alınmış bir topluluk diyorum. Başörtüsü yasaklarında bir akademisyenin güzel bir cümlesi vardı. Özellikle o ikna odalarına, evet, karşı. Ruhların gaz odası diye orayı bir tezde, evet, bir doktora tezinde tanımlamıştı. Mükemmel bir tespitti. Sonuna kadar katılıyorum. Ben de buna diyorum ki bu postmodern bir toplama kampıdır. İnsanları bitirme, hiç etme, yok etme teşebbüsüdür. Gelelim. Hakikatin takipçisi olursanız başınıza mutlaka belalar gelir. Kıyaslamayı yanlış buluyorsunuz herhalde. Değil mi Muharrem Bey? Şimdi şöyle. Mesajlar şimdi geliyor tabii bu arada. Şimdi şunu söyleyeyim. Ya tabii keşke Cihangir Bey mecliste gösterdi o yürekliliği. Burada da gösterseydi ve sorularımızı cevaplasaydı ve bu iddialara cevaplasaydı. Şimdi iddia değil efendim, bir bizzat yazmış yani. Şöyle, şimdi bu şeyi, bu video 2017'de çekilmiş. Ha. Bir buçuk sene önce çekilmiş bir video. KRT'ye konuk olmuş. Demek istediğim şu. Burada benim yadırgadığım şu. Birincisi, o 2017'de bahsettiği tarihte 100 binden fazla insan KHK ile terör örgütü mensubu ya da sempatizanı atılmış. Birincisi, bunların niye atıldığını ben bilmiyorum diyor. Tamam mı? Niye atıldığını bilmiyorum diyor. Bunu Sağır Sultan bile biliyor niye atıldığını. Yani burada biraz insafsız davrandığını düşünüyorum. Bir diğer mesele, ...28 Şubat'ın karanlık odası olarak bilinen, başörtülü kızları ikna odalarına alıp başınızı açın diye baskı yapılan odalarla bugün KHK'dan atılanları aynı kefeye koyuyor. Ya insaf edelim. Şimdi 28 Şubat sürecinde KHK ile Tweet'te de benzer bir şey var. 28 Şubat sürecinde başörtülü kızlar darbecilerin, cuntacıların zulmüne maruz kaldılar. Bundan dolayı inançlarından taviz vermesi istedi. Şimdi 15 Temmuz'da ihanet eden yapı o zaman başlarınızı açın diye yasakçıların yanında yer aldılar. Beyazıt Meydanı'nda kızlarımızı hançerlediler, yalnız bıraktılar. Furuat diyerek terk ettirdiler. Şimdi
Şunu söylemek istiyorum. Bugünse sizin mağdur dediğiniz 100 bini aşkın, şimdi kaç bin oldu bilmiyorum ama neden atıldıklarını bilmiyorum diye kıyaslama yaptığınız KHK ile ihraç edilenler ise tam tersine bırakın mağdur olmayı, milleti mağdur etmek için sinsice yıllarca örgütlenmiş, dahası hak etmedikleri halde milletin sorularını çalarak, gasp ederek o makamlara gelmişler. Gasp ederek o makamlara gelmişler. Ve siz tutuyorsunuz, aslında zalim bir topluluktan bahsediyoruz. Hak yemekten başka daha büyük zulüm mü var? Bir başkasının hakkını gasp ederek, ayağını kaydırarak bir makama gelmekten daha büyük zulüm olabilir mi? Sorusunu çalarak, kopyayla, efendim iftira atarak, şantajla, ses kayıt yaparak, şununla bununla bir makamlara gelmek ne kadar ahlaki. Böyle bir yapı, böyle bir yapıyla, böyle bir yapının sözüm ona mağdurlarıyla, ki mağdur değil bence, hain grupla 28 Şubat'ın pırıl pırıl darbeci ve cuntacıların baskısına maruz kalmış kızlarımızı aynı kefeye koyma dengesizliği, densizliği mi diyeyim, ne diyeyim artık bilemiyorum. Bu arada şöyle bir şey demişler. Hoş değil, evet. Şimdi Twitter'dan bana yoğun bir saldırı var. Hakaretler var, küfürler var. Biz burada kimseye hakaret etmedik, kimseye iftira atmadık. Hani şahsıma saldırı olduğu için 2014 yılında, bunun öncesi nerede demişler. Ben Twitter kullanmıyorum. Açıktır ama inanın hiçbir şekilde, birkaç tane tweet vesaire. Beni merak ediyorsanız Facebook'a bakarsınız, 10 yıllıktır. 17 Aralık öncesi de, 17 Aralık sonrası da burada hakaret eden değerli Saadet Partili kardeşlerim, küfredenler, edepsizce saldıranlar. Facebook'tan bakarsınız, paylaşımlarım herkese açıktır. Ama baktığınızda pişman olursunuz. Bir tutarlılık vardır. 17-25'ten önce muhalif bir FETÖ'ye muhalif bir kişiliğim vardır. Hakeza AK Parti muhalifiyimdir 17-25'ten sonra. Ama 17-25'ten önce AK Parti muhalifiyimdir. 17-25'ten sonra 17-25 gün atmış olduğum Facebook paylaşımlarım vardır. Aynen şöyle yazmışımdır. Yolsuzluk vardır, yoktur, tartışılır ama bu bir Amerikan operasyonudur. Meşru hükümeti sahip çıkmak gerekir. Darbeden önce uyarı, darbe gelecek demişimdir. Uyarı mahiyetinde paylaşımlarım vardır. Hakeza yine öngördüğüm birçok paylaşım vardır. Ve 2012 yılında aman dikkat, Suriye'de yanlış yapıyorsunuz, bu bir küresel sermayenin operasyonudur. Savaşa Türk evlatlarının çocukları değil, FETÖ'cüler, NATO'cular ve Soros'un çocukları gitsin yazmışımdır. Bu bağlamda size sosyal medyadan inanın ekmek çıkmaz. Ha, nasıl ekmek çıkar size? İftira yapılmış haberler vardır. Alıp paylaşırsınız, umurumda bile değil. Şimdi gelelim bir diğer şeye. Bunu açıkladıktan sonra hemen şunu da söyleyeyim, çok özür diliyorum. Diyorlar ki siz buraya Cihangir Bey'i konuşturmak için değil, Saadet Partisi'ne küfretmek, hakaret etmek için gelmişsiniz diyenlere siz az önce aslında cevap verdiniz. Saadet Partisi'nin FETÖ konusunda temiz bir parti olduğunu, yani diğerlerine nazaran, evet, zaten bunu söylediniz. Buraya da bir açıklık getirdiniz. Dolayısıyla kimse burada Erbakan'ın, merhum Erbakan Hoca'nın mirasını zaten lekelemeye kalksalar da biz izin vermeyiz. Hakikaten böyle. Siz de az önce endişenizi belirttiniz. Dediniz ki işte bir otobüs macerasını, bu endişeyi taşıyorum. Aman dikkat dediniz. Yani Saadet Partisi'nin, Erbakan Hoca'nın mirasının lekelenmemesi için bu bağlamda burada hiç kimsenin bu televizyonun da Saadet'le bir alıp veremediği yok. Buradaki şahısların da Saadet Partisi'yle bir alıp veremediği yok. Diyelim kısa bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra devam edelim.
Bir kez daha asıl meseleden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Belki televizyonlarını yeni açan seyircilerimiz vardır. İstanbul, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Cihangir İslam buraya davetliydi. Meclis çatısı altında yapmış olduğu ve tartışmalı bir konuşma nedeniyle başta aslında her şey güzel gidiyordu. 15 Temmuz tweetlerinde gösterdik. Hemen akabinde 17-25 döneminde ve sonrasında yani 15 Temmuz'a kadar atmış olduğu tweetleri de gösterdik. Orada biraz sinirlendi Cihangir Bey. Ben de şunu sormak istedim kendisine. 15 Temmuz'da sokağa çıkmışsınız ama öncesinde FETÖ'yü savunan tweetleriniz var dedim. Orada da bana FETÖ'cü diyemezsin dedi, özür dile dedi. Ben de FETÖ'cü demediğimi, böyle bir şey haddim değil. Yani elimde bir belge, bilgi, %100 eminsen FETÖ'cü derim. Ama sadece bir tweetle insanları da FETÖ'cü ilan etmem. Ama şunda bir hata yok. FETÖ'yü savunan tweetler dedim. Bana göre savunan tweetler. Ondan sonra kızdı ve stüdyoyu terk etti sevgili seyirciler. Keşke bu yaşanmasaydı. Evet Muharrem Bey, son 10 dakikamız FETÖ'nün kendisini konuşuyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Hani aslında çok şey var da kendisi olmadığı için konuşmak çok etik durmuyor. Yani şimdi bir kere gerçekten zorlanıyorum. Niye zorlanıyorum? Şundan dolayı zorlanıyorum. Sanki biz şey yapmışız. Halbuki mesela şimdi bak izleyicilerimiz görecektir videoda da. Yani bu tweet'e katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz sonra sana ne diye cevap veriyor. Birincisi üslup biraz hoş değil. Yani ikincisi şunu diyebilirsiniz. Evet katıldığım için paylaştım diyebilirsiniz. Ya da yazdım ama bugün yani pişmanım. Yani sonuçta bakın Cihangir Bey biraz gergin başladı. Her şeye rağmen bizim konuğumuz ve biz konuklarımıza kabalık yapma lüksümüz yok. Cihangir Bey psikolojiyi çok iyi biliyor. Şunu söyleyeyim. Kendisi gitti. Ben şunu tekrar söylüyorum. Akit TV haber koordinatörü olarak. Cihangir Bey şu hakkı bile var derse ben bütün tweetlerime, iddialarınıza, sorularınıza cevap vereceğim. Hiç öyle bir şeyimiz yoktur. Ekranımız açıktır. Kendisi bize o özgüveni vermişti aslında. Telefonda dedi ki bana çanak soru sormayın. Bence tahmin etmedi bu tweetleri. Ama sonuçta geldiğimiz noktada ben açıkçası bir hayal kırıklığı yaşadım. Ya biz de katıldığımız, ben şunu söylüyorum. Benim dünyamla hiç alakası olmayan ben ulusal kanala gittim. Tam 7 saat ve benim görüşümün dışında 3 tane kişi vardı ve sıradan insanlar değildi. Birisi doçentti, birisi asker emeklisiydi, birisi de moderatör de aynı o dünyanın insanıydı. Evet, o izledim ve de o yayınları. Asla şunu demedim. Yani bunaldım, çıkıyorum, bu soruyu soramazsanız sana ne ifadesini kullanmadım. Tek başıma sabaha kadar orada mücadele ettim ve cevap verdim. Kaldı ki biz, bakın şunu söyleyeyim, yayını izlesin izleyicilerimiz, hakkaniyet gözüyle izlesinler ama. Başından Cihangir Bey'in gittiği dakikaya kadar saat düşsünler en çok kim konuşmuş. Bakın iddia ediyorum, Cihangir Bey sözünü kesmedik. Bütün sorulara istediği sürede cevap verdi. Ve bizim araya girmemizi de kendisi, zaten biz de girme heveslisi değildik. Buraya çıkardık ve sorularımıza cevap versin diye geldik. Şu da hoş değildi. Teker teker gelin. Ya tamam ama sonuçta şunu söylüyorum. Ben bunları geçtim. Bunlar küçük şeyler ama izleyicilerimize sesleniyorum ben. Hani şöyle bir önyargı var ya. Yani siz adamı konuşturmamak için çıkarmışsınız. Bakın izleyin Allah aşkına videoya. Videoya baştan sona bir izleyin. Cihangir Bey mi çok konuşuyor, ben mi çok konuşuyorum? Evet. Ve ben hiç onun sözünü kesmedim. Devam ederken hiç müdahale etmedim. Tam tersine. Ben başladığım zaman Cihangir Bey zaman zaman kesme teşebbüs etti. Ben hiç bunlara alınmıyorum. Alınmıyorum. Bunlar normal şeylerdir. Yayıncılıkta olacak şeylerdir zaten. Gayet normaldir. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben kendi adıma söylüyorum. Keşke bu yolu tercih etmek yerine kalsaydı, iddialarına cevap verseydi. Ama biz sonunda özür diliyorum, şunu da söyleyeyim. Evet. Lütfen gitmeyin, biz size o ithamda bulunmadık. Hatta ben dedim ki namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum ben öyle bir şey söylemedim. Ya zaten FETÖ'cüsün gibi bir şey söylemedim. Zaten bu bizim işimiz değil. Biz kimseye... Ben yargıç değilim, buna karar vermem. Devlet demişse FETÖ'cüyse FETÖ'cüdür, değilse değildir. Vicdan ve hakkaniyet çok önemlidir. Şimdi, ama orada FETÖ'yü savunan tweetler dedim sadece. Tamam onu söyledik ama şunu söylüyorum. Cihangir Bey'in geçmişinde özellikle 15 Temmuz gecesi sokağa çıktığını
Geçmişinde FETÖ'yle bir bağlantısını zaten bulamazsınız. Bunu söyleyeyim. Ya ben sadece şunu soracağım. Bu tweetler arasında çelişki bakın, nedir? Tamam, bu kadar basit. Bir şey söyleyeyim. Yani Saadet Partisi'nin kurucularından, Has Parti'nin kurucularından, Manzumer'in kurucularından bizim mücadelemizde, davamızda yer almış bir isim. Bizim de abimiz sayılır Cihangir Bey. Bizim büyüğümüz. Demek istediğim şu, zaten böyle bir abimizden bu sözlerin çıkması bizi şaşırttı zaten. Bu tweetlerin olması bizi şaşırttı zaten. Sıkıntı oydu. Onu da sormak istedik. Yoksa evet. Yani bu, bence... Ve ısrar ettik bence, özellikle lütfen bu kadar, gitmeyin. Bu kadar geçmişi temiz olan bir Cihangir Bey pekala bunlara da cevap verebilirdi. Yani, şuna katılıyor musunuz? Bakın mesela mesajlar geliyor. Bir Saadet Partili yazmış. Siz Cihangir İslam'ı program yapmak için değil, onun şahsında Saadet Partisi'ni karalamak için davet ettiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Sabahtan beri biz Cihangir Bey'i konuk alacağımızı duyurduktan itibaren, hatta Cihangir İslam akşam Akit TV'de yayına katılacağım tweetini attıktan sonra inanılmaz bir hakaret, inanılmaz bir beklemediğimiz saldırgan bir tepkiyle karşılaştık. Bunu anlamakta ben güçlük çekiyorum. Akit TV, Akit Medya Grubu 28 Şubat'ta herkes susarken en dik duran bir medya grubudur. Ben o zaman da bu gazetede çalıştım. O zaman bu grubun gazetesinin haber müdürlüğü de yaptım. Muhabirlik de yaptım ben. Bedel ödemiş bir medya grubundan bahsediyoruz. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani Saadet Partisi'ne haksızlığı, Milli Görüş'e haksızlık yapıldığı zaman da Akit Medya Grubu en sağlam duran gruplardan oldu. Hatta tek grup oldu diyelim Milli Gazete dışında. Milli Gazete zaten grubun yayın organı denebilir. Şunu demek istiyorum. Şimdi öyle bir şey olsa, bir de şunu söylüyorum. Bakın sabahtan beri yazılan tweetlere ve tepkilere baktığım zaman üslup çok bozuk. Bunlar milli görüşçü olamaz. Çünkü Erbakan Hoca'nın bir sözü vardır. Önce ahlak ve maneviyat. Milli Nizam Partisi, Milli Görüş'ün ilk partisinin sloganıdır. Önce ahlak ve maneviyat. Şimdi siz sabahtan beri bana hakaret ediyorsunuz. Akit TV'ye hakaret ediyorsunuz. Ben şunu anladım. Cihangir Bey'i buraya gelmesine, bu tweetleri atanlar Saadet Partisi ve Milli Görüş'ten çok Cihangir Bey'e gaz vermek isteyen bu Milli Görüş'ün dışındaki çevrede. Kesinlikle. Bakın şöyle bir mesaj da var. Evet. Şeref Kılıç, bu Saadet Partili kardeşimizin yazdığından samimi olduğunu düşünüyorum. Bir daha sizin kanala çıkmaz. Amenna. Kendisinin tercihi, saygı duymak lazım. Taraflı yayın yaptınız. Size küfür edenler fake, yani sahte sayfalardır. Şimdi günah çıkarmaya devam. Neyin günahını çıkarıyoruz? Milli görüşçüler FETÖ'cü olamaz. Milli görüşçülere kim FETÖ'cü dedi? Hakkaniyet de oldu. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir şey, yani Saadet Partililerdir muhtemelen. Gençlik kadın kollarımızdan özür dileyin diye bir mesaj gördüm. Niye özür dileyeceğiz? Ne yaptık? Şunu söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, bakın tekrar söylüyorum. Saadet Partili kardeşlerim ve milli görüşçü kardeşlerim. Şunu söylüyorum. Ben hiç kimseye çamur atma hevesinde değilim. Siz bence kendi aranızdaki isimlere dikkat edin. Kadın kollarınıza dikkat edin. Erkek kollarınıza dikkat edin. Anakademiye, gençlik kolları, AGD. Bakın ben yanlış bir şey söylemiyorum ki. Çok rahat bir şey söylüyorum. Sızmış olamazlar mı? Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile dibine kadar, yani yakın, en yakınına kadar sızmış bir terör örgütten bahsediyoruz. Kuvvet komutanlarının en yakınına kadar sızmış bir terör örgütten bahsediyoruz. Böyle bir terör örgütü sizin partinize sızmış olamaz mı? Diyeceksiniz AK Parti'ye de sızmıştır, HDP'ye de sızmıştır, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de sızmıştır. Hatta belki de bazı partilerde baş tacı ediliyordur. Bilerek yerleştirilmiştir, onu bilemeyiz. Ama ben diyorum ki hepsine yakışsa bile Saadet Partisi'ne yakışmaz kardeşim. Bu kadar basittir. Bu sözleri, bu tweetleri bir CHP'li atabilirdi. İyi Partili atabilirdi. Ama Saadet Partisi'ne yakışmayan budur. En başta Saadet Partili kardeşlerimizin bu sorulara, hadi buyurun bana gösterdikleri tepki vekillerine göstersinler. Kendileri tatmin edici bir cevap beklesinler vekillerinden. Tamam, Akit TV ekranda konuşmasın. Cevap vermekten gitti Cihangir Bey. O zaman kendi partisinde teşkilat, taban, delegeler, il başkanları, ilçe başkanı neyse bir toplantıda kapalı oturumda olabilir. Sorsunlar bunun hesabını. Bu tweetleri gerçekten sen ne niyetle attın? FETÖ dediğin bir tweet'in var mı? Sorsunlar. Sorsunlar, ben o zaman özür dileyeceğim. Ama biz burada gösterdiğimiz tweet'ler bana ait değil demedi ki. Evet. İzaha kalkışıyor. Katılıp katılmadığını sorduğumuzda da sana ne cevap alıyoruz? Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bakın, bizi eleştirin. Evet, tamam, eleştirebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki çok yüklendiniz vekilimize. Bu soruyu sormayacaktınız. Çanak soru soracaktınız. O Halk TV gibi müşfik olacaktınız.
KRT gibi işte övecektiniz. Ama kardeşim, gazetecilikte soru sormak diye bir şey var Allah aşkına. Ve ben şunu söylüyorum, soru sormanın dışında ve iftira atmadık. Tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Lütfen bu yayını izleyin. Cihangir Bey gidene kadar ki yayını izleyin. Muharrem Coşkun mu çok konuşmuş, Cihangir İslam mı çok konuşmuş? Kim kimin sözünü kesmiş? Evet. O zaman hakkaniyetinize sığınıyorum. Yani derdimiz üzüm yemekti. Ama ben şahsi yorumumu söylüyorum. Ekranlardan söylüyorum. Arkasından söylemiş gibi algılanabilir ama sonuçta ekrandan söylüyorum. Cihangir Bey'e her zaman söylüyorum, bu ekran her zaman açıktır. Yani şunu söylüyorum. Cihangir Bey çok rahat bu tweetlere cevap verecek. Pişkinlikte siyaseti bilen, Amerika'da eğitim görmüş, bulunmuş. Türkiye'de birçok STK'da görev almış. Hekimlik yapmış. İşte simsimi siyasetle uğraşıyor. 611 akademisyenle bildiriye imza atmış. Dolayısıyla bu kadar birikimli bir isim bu şekilde terk etmemeliydi diye düşünüyorum. Ben kendi payımıza, evet, gazetecilik gereği, gazetecilerin en büyük handikapı budur zaten. Sorularla yaşadıkları sıkıntıdır. Konuklar bu sıkıntıyı yaşayabilir. Tek bir ilkemiz var, iftira atmamak ve yalan söylememek. Çok şükür atmadık. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizi eleştirenlerin de bence buna dikkat etmesi gerekiyor. Kendi vekillerine, Cihangir Bey'i burada asla itham etmiyorum, tekrar söylüyorum. Soru sormasını bize eleştirdikleri kadar buna dikkat çekmeleri gerekiyor. Soru sormaları gerekiyor. Kendileri tatmin oluyorlar mı? FETÖ ile aralarına çizgi koyabiliyorlar mı? Ben iddia ediyorum, Saadet Partisi ne zaman bu net olarak bu çizgiyi koyarsa, bu konuda tavır alırsa, belki de milletin güvenini kazanabilir. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı, tekrar söylüyorum, 17-25 Aralık sonrası FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı verdikten sonra grafiği yükseltmiştir. Evet. Çünkü bu millet ihanete prim vermiyor. Siz şimdi bir şey yayınladınız değil mi? 15 Temmuz gecesi bir yaralıyı FETÖ'cü hekim, evet, git demiş, Erdoğan o seni tedavi etsin. Tedavi etsin demiş. Bugün biz, Cihangir Bey kalsaydı bir video daha izletecektik, vatandaşa sorduk. Tamam, izleyelim isterseniz. Yani FETÖ'cü bir hekime, bir doktora muayene olmak ister misiniz diye arkadaşlarımız sordu. Ne demişler? İzleyelim. Tamam. FETÖ'cü doktorlar Meclis Sağlık Komisyonu'nu karıştırdı. CHP kamuda çalışsınlar dedi, ortalık karıştı. Şimdi imzalıyoruz, veriyoruz. Ama bunu söyle... AK Parti'nin oylarıyla FETÖ'cü doktorlara SGK ile anlaşmalı hastanelerde görev verilmemesi kararlaştırıldı. Sizin o doktorlara tedavi olmanız içinize siner mi? Yok, hayır, sinmez abicim. Zaten vatan haini bunlar. Niçin dönsünler ki? Gitmem. Gitmem, açık ve net. Vatandaşlar konuyla ilgili görüşlerini Akit Haber'e anlattı, FETÖ'cü doktorlara kapıyı kapattı. Sizce FETÖ'den ihraç edilen doktorların tekrar hastanelerde görevlerine geri dönmeleri doğru mu? Değil tabii ki. Bence değil yani. Öyle bir şey olursa doktora gider misiniz, hastaneye gider misiniz? Gitmem. Hepsi gelmesin, istemiyorum ben de. Ben de istemiyorum yani. Ama hak eden, eğer o görevi hak ediyorsa layığıyla yapsın. Yani kabul etmem tabii ama yani bilemiyorum, o yüzden. Bilmiyorum. Peki bunlar görevlerine geri dönmeli mi? Yani bence dönmemeli. Görevlerine geri dönmeleri doğru mu? Vallahi ben ne diyeyim. Ben de diyorum, dönseler iyi olur ya. Belki günahları yok. Süremizin sonuna geldik Muharrem Bey. Son sözlerinizi alalım ve bu programı kapatalım. Evet, şunu söylüyorum. Yayıncılık dünyasında ben şunu bir hatıramı nakledeyim çok kısa. Bir tarihte başka bir televizyonun haber müdürüydüm. Rahmetli Mehmet Ali Birant'ın yaptığı 32. güne konuk olmuştuk. Hı hı. Programda Mehmet Faraş vardı, bir başka Ümit Sileli vardı ve çok sert bir tartışma yaşandı programda, tahmin edileceği gibi. 32. gün tarihinde ilk defa 21 dakikada bitti. Evet. Yani bizi sakinleştiremediler programda. Hatta reklam arasında bardaklar fırlatılmıştı. Hı hı. Yani daha doğrusu programı kesmek zorunda kaldı moderatör. Yani yayıncılık tarihinde böyle şeyler oluyor. Yayıncılık tarihinde bunlar oluyor. Lakin mühim olan şudur. Mühim olan vicdanlarda
haksızlık tortusu bırakmamaktır. Yani vicdanen rahat olmaktır. Şimdi gazetecilik adına gazetecinin görevi soru sormaktır. Yargılamak da değildir. Soru sormaktır. Yeri gelir geçmişini hatırlatır, yeri gelir geleceğini sorar ama sorar. Gazeteci soru sorar. Burada soru sorarken konuşturma ve söz hakkı verir. Şimdi siyasetçiler, bakın bu ülkede siyaset yapmak isteyenler Sayın Erbakan'a özellikle Milli Görüş geleneğinde siyaset yapıyorlarsa, bakın 28 Şubat sürecinde en ağır manşetler Erbakan'a atılmıştır. En ağır karikatürler onun hakkında çizilmiştir. Ben o dönemi yaşayan bir gazeteciyim. Psikolojimiz bozulmuştu. Her gün atılan manşetlere medya darbenin öncü gücü olmuştu. En büyük hakaret o lidere yapılıyordu. Ama biliyor musunuz, Erbakan Hoca'nın dava açtığı bile bir tak gazeteci yoktu, bir tane. Ve nezaketinden asla ödün vermedi. En terbiyesiz gazeteciler bile onu tahkir etmek için soru soruyorlardı. Ama zekice cevap veriyordu. Çok zekice. mesela bir şey söyleyeyim. Çevik bir MGK'dan çıktıktan sonra şöyle bir açıklama. Erbakan, düşünebiliyor musunuz? Ya toplantıdan çıkmış Erbakan'a soruluyor. Askerle kriz mi yaşıyorsunuz diye. Erbakan'ın verdiği cevap şu. Hayır, hiç boşuna uğraşmayın. Bizi silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya getiremezsiniz. Askerimizle her konuda aynı düşünüyoruz. Evet. Bakın şimdi, aynı düşünüyoruz diyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Çevik bir de soruyorlar. Sayın Erbakan, askerle sorunumuz yok diyor. Ne diyorsunuz diye. Çevik birin verdiği cevap da şu. Hayır, biz Atatürk düşmanlarıyla aynı düşünmemiz mümkün değil. Çevik birin cevabı. Gazeteciler dönüyorlar. Ertesi gün Erbakan'a diyorlar ki, Sayın Çevik bir sizin gibi söylemedi efendim. Biz Atatürk düşmanlarıyla aynı olmamız mümkün değil dedi Çevik bir. Ne diyorsunuz diyorlar. Erbakan ne diyor biliyor musun? Bu konuda da aynı düşünüyoruz Çevik birle. Yani sonuçta şunu demek istiyorum. Evet, peki kapatalım. Polemikten ziyade kriz yaşanması ve yani engin bir hoşgörü, deha bir zeka ortada. Bütün saldırıları göğüslemiş. Kaldı ki burada saldırma olmadı, hakaret olmadı, iftira olmadı. Kendi attığı tweetleri yorumlamasını istedik. Soru sorduk ama maalesef Cihangir Bey bence kolay olanı seçti ve terk etti. Ama şunu söylüyorum, tekrar Akit TV ekranı herkese açık. Yeter ki açık yüreklikle sorumuza cevap vermeye gelin. Peki sevgili seyirciler, asıl meseleyi burada kapatıyoruz. Haftaya Perşembe günü saatler 20.45'e gösterdiğinizde inşallah tekrar karşınızda olacağız. Ben de yarın sabah 7'de gün başlıyorla bir kez daha bu ekranda karşınızda olacağım. Keşke bu talihsiz olay yaşanmasaydı. Ama bir daha vurguluyorum. Madem hak, madem hukuk, madem adalet, madem İslam, lütfen yalan söylemeyin. Burada kimse saadetçiler FETÖ'cüdür demedi. Demez de. Ne dedik? 15 Temmuz'da sokağa çıkmışsınız. FETÖ karşıtı tweetleriniz var. Evet, hükümetin yanında durduğunuz tweetleriniz var. Ama 17-25'ten sonra ve 15 Temmuz sürecine kadar da FETÖ'yü savunduğunuz tweetler var. Ama öyle, ben demiyorum ki. Yani bana niye kızıyorsunuz ki? Tweetleri atana kızın. Ne burada beis ne? Yani benim bunu ekrana çıkarmam mı? Yana benim bunu ortaya koymam mı suç olan? Adaletse, hakkaniyetse, madem FETÖ'cü değiliz ki değilsiniz, Saadet Partisi değildir, Milli Görüş değildir, amenna. Ama o zaman FETÖ'den madem bu devlete kastetmiştir, o zaman kendimizi sorgulayacağız. Niye bu tweetler atılmış? Ha, hakikaten diyebilirdi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı mesela, ya tamam biz yanılmışız demişti. Kendisi de yap, ben o dönem böyle görüyordum ama şimdi böyle değil ya da işte yanılmışım diyebilirdi. Mesela orada da Sayın Muharrem Bey, Sayın Coşkun dedi ya, niye kapatmadınız o zaman diye FETÖ'nün kurumlarını, ama oradaki attığı mesajlarda da kapatılmasına karşı. Evet. Artık bu çelişki ortaya yok, koymak evet istedik. Ama kendisi ters bir üslup kullanınca tabii ayna görevi, biri size bağırırsa her neyse, tamam, geldi geçti. Hayırlı geceler diliyorum.